milletimizi yaşamlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da. Cimdeniz'deki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal'dan mutlu günler. Saatler 12.30'u gösteriyor. Gün ortası başlıyor. Yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikte olacağız. Günün önemli gelişmelerini ekranlarınıza taşıyacağız. Canlı yayın konuklarımızla değerlendireceğiz. Gündemde ne var? Tabii andımız var. Andımızla ilgili Danıştay'ın kararı çok önemli. Bu konuya ilişkin konuklarımız da olacak. İlerleyen dakikalarda Türkiye Liseliler Birliği'nin hem genel başkanı hem de genel sekreteri bizlerle birlikte olacak. Az önce Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Temiz yol açık şeklinde. Bunu konuşacağız. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Danıştay'ın andımızla ilgili verdiği kararı yorumlayacağız. Kaşıkçı olayı hala esrar perdesi aralanmış değil. Amerika'dan, Türkiye'den, yetkililerden gelen açıklamalar var. Bunları aktaracağız. Ekmek konusu önemli. Malumunuz son 1-1,5 aydır çok konuşuluyor. Ekmeğin fiyatı konuşuluyor. Gramajı konuşuluyor. Fırıncılar dertli. Un fiyatları malum. Girdi maliyetleri artıyor. Fırınlar tek tek kepenk kapatıyor. Yine ilerleyen dakikalarda bir fırıncı olmanın ötesinde bu alanda örgütlü Ekmeksan İşverenler Sendikası yöneticisi Cihan Kolivar da bizlerle birlikte olacak. Bu konuyu da konuşacağız ama önce sıcak bir başka gelişmeyle başlayalım. Konu Suriye. İstanbul'daki Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya dörtlü Suriye zirvesi 27 Ekim'de düzenlenecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. İstanbul'da 27 Ekim'de Suriye zirvesi düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki dörtlü zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel katılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konulu dörtlü zirvenin Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya'nın katılımıyla 27 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı. Kalın yaptığı yazılı açıklamada sahadaki durum, İdlib mutabakatı, siyasi süreç ve ihtilafa çözüm çabalarının uyumlaştırılması görüşülecek ifadelerini kullandı. Evet, andımız yeniden okutulacak. Danıştay 8. Dairesi öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Davayı açan Türk Eğitim Sen açıklama yaptı. Sendika Başkanı Talip Geylan, okullarda okutulması için de Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunduklarını söyledi. Ey Büyük Atatürk! Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolla! Açtığın yolla! Gösterdiğin hedefe! Gösterdiğin hedefe! Durmadan yürüyeceğime! Durmadan yürüyeceğime! An içeri! An içeri! Özlenen bu görüntüler geri geliyor. Danıştay, öğrenci andını kaldıran yönetmeliği iptal etti. 2013 yılında andımız AKP eliyle yasaklanmıştı. Tepkiler çığ gibi büyümüştü. Andımız kaldırılmamalıydı. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını unutturmamalılardı. Türk Eğitim Sen, öğrenci andını yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açmıştı. Ve beklenen karar geldi. Danıştay 8. Dairesi oy çokluğuyla ilköğretim okullarında uygulanan öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Varlığım! Varlığım! Bir varlığına! Bir varlığına! Armağan olsun! Armağan olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Kararda andımızın yeni nesillerin ülkesine anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini ve bağlılığını güçlendirdiği vurgulandı. Öğrenci andının kaldırılması hukuki temellere dayandırılmadı. Kararda öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir denildi. Biz devrimciler olarak da görevimiz karşı devrimcilerin koyduğu yasakları çiğnemektir. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğrenci andının okullarda okutulması için Milli Eğitim Bakanlığı'na da yazılı başvuruda bulunduklarını açıkladı. Ne mutlu Türk'üm diyene! Yani ben andımı çok seviyorum. Hatta ben evde bile okuyorum. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip'in yazdığı andımız 1933'te okullarda okunmaya başlanmıştı. Evet, açıklamalar var. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Deminki haberimizde dile getirmiştik.
Eğitim Sen Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı'na da başvuruda bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada karar kesinleşmedi, temiz yolu açıktır denildi. Buna ilişkin birazdan Ankara'ya döneceğiz. Gürkan Demir'den bu açıklamanın ayrıntılarını alacağız. Bir tepki de Bekir Bozdağ'dan geldi. Meclis Danıştay 8. Dairesi'nin andığımızla ilgili verdiği karara AKP'den tepki geldi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir dedi. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay 8. Dairesi'nin kararına tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, "Türkiye hukuk devletidir. Öğrenci andı kararıyla Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir," dedi. Evet, eski Adalet Bakanı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın tepkisi böyleydi. Adalet Bakanı Abdullah Gül de bu karara ilişkin bir açıklama yaptı. O da şöyle dedi: "Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci anına ilişkin kararı maalesef bu ölçüleri karşılamaktan çok uzak kalmıştır," dedi. Mevcut Adalet Bakanı'nın da yaklaşımı, tepkisi böyleydi Danıştay kararına. Birazdan geniş ele alacağız dedik. Konuklarımız olacak bu konuyu. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı, Genel Sekreteri ile birlikte konuşacağız. Bir Ankara'ya dönelim önce. Ankara'da arkadaşımız Gürkan Demir'den gelen tepkileri, Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarına ilişkin ayrıntıları öğrenelim. Gürkan, nedir durum? Evet Umut Tezerer, Danıştay'ın vermiş olduğu karar başkenti Ankara'da, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da tartışılıyor ve birçok da tepki olduğunu ifade edelim. Tabii olumlu tepkilerin yanı sıra olumsuz tepkiler de var. Şimdiki yayınımızda öncelikli olarak olumsuz tepkileri aktarmak istiyorum. Tabii Danıştay Milli Eğitim'in öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmüne ilişkin tabii gözlerin çevrili olduğu adres Milli Eğitim Bakanlığı'ydı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan o beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Medyaya öğrenci andı geri dönüyor" başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında öğrenci andı okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin birinci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır denilerek öncelikle ilk kaldırılmış olan 2013 yılındaki kaldırılmayı hatırlatıyor bakanlık açıklamasında ve şu ifadelerle de yeni karara değiniyor. Danıştay 8. Dairesi 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline İlk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur deniyor. Bu bölümü tekrar etmek istiyorum Umut Tezerer. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada Danıştay'ın kararına ilişkin 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olarak olmak üzere karar verilmiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir deniliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bunu temize götürmeye ilişkin bir mesaj verdiğini bu açıklamadan anladığımızı belirtelim. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir diğer açıklama ise tabii dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden eski Adalet Bakanı AKP Milletvekili Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklama vardı. Bugün sabah saatlerinde de bir diğer tepki de yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Abdülhamit Gül de sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yargı kararlarının ihtilaf çıkarmayıp ihtilafları gidermesi gerektiğini, bunun yolunun da anayasaya sadakatten, her organın kendi meşru sınırlar içinde kalmasından geçtiğini belirten Gül, anayasamıza göre Danıştay yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez, bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamakta yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar, adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır" ifadelerini kullanıyor yeni Adalet Bakanı Abdülhamit Gül. Önce
eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki göstermişti ve sabah saatlerinden itibaren de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu sözlerle tepki gösteriyor. Abdülhamit Gül'ün açıklamalarıyla Bekir Bozdağ'ın açıklamalarında paralellik taşıdığını ifade edelim. Tabii eğitim sendikalarından, eğitim işten özellikle mesela destek gelirken, Türkiye Eğitim Sen'den destek gelirken Eğitim Bir Sen'den karara tepki geldi Umut Tezerer. Tabii hükümet kanadından ve diğer yetkililerden gelen açıklamanın yanı sıra Eğitim Bir Sen'de bu konuya tepki gösterdiğini, Danıştay'ın kararına tepki gösterdiğini ifade etmekte fayda var. Tabii kararı olumlu karşılayan partiler de var. Örneğin Vatan Partisi. Vatan Partisi'nin yanı sıra MHP'den dikkat çeken bir paylaşım yapıldı sosyal medya hesabından, MHP'nin resmi hesabından. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesi paylaşıldı Umut Tezerer bu tartışmalar devam ederken, bu da dikkat çekti. Konuyu yakından takip eden bir diğer kurum ise Cumhuriyet Kadınlar Derneği'ydi. İşte Cumhuriyet Kadınlar Derneği de karara ilişkin olumlu açıklamalarını yaptılar. Saat 13.30'da da bir basın toplantısı düzenleyecek. CKD Genel Başkanı Canan Arıtman bu basın toplantısını Ankara'da yapacak. O basın toplantısını da yakından takip ediyor olacağız. Ankara'da hem olumlu tepkileri hem olumsuz tepkileri yakından takip ettiğimizi ifade edelim. Sözü yeniden İstanbul stüdyomuza bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz Gürkan Demir'e. Süreci özetledi. Dün akşam saatlerinde Danıştay'ın kararının hani ayyuka çıkması, basına yansımasından gelen tepkileri, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri düzleminde de o tepkileri özetledi. Bir hukukçu, avukat Nusret Senem şu an telefon attığımızda. Özellikle eski Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'ın koyduğu tepki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayı yorumlamasını isteyeceğiz. Sayın Senem'den. Sayın Senem, hoş geldiniz gün ortasına programımıza. Yayınlar efendim. Hukuk devleti diyor eski Adalet Bakanı, mevcut Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Bozdağ. Türkiye bunu hatırlatıyor ve kısaca diyor anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir. Danıştay kendisini yürütmenin yerine koymuştur diyor. Bu yorumu nasıl siz yorumluyorsunuz? Danıştay'ın aldığı bu kararı temiz yolu açık dendi ki bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Bundan sonra süreç hani bu kararın uygulanması noktasında nasıl devam edecek? Efendim, Sayın Bekir Bozdağ'ın ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları oldu. Hukuk devletinden eğer bahsediyorsak uzun yıllardan beri, Cumhuriyet döneminden beri okullarımızda vatandaş olarak çocuklarımızın yetişmesine ve değerler, bir ulusal değerlere sahip kişiler olarak yetişmelerine büyük hizmeti olan andımızın kaldırılması hukuka aykırı bir işlemdi. Danıştay nihayet yıllar sonra bu hukuka aykırı işlemi ortadan kaldıracak bir tarihi karar vermiş oldu. Kararın gerekçesi de çok yerinde bir gerekçe. Bu şekilde anayasaya ve yasalara uygun bir yargı kararına karşı, hı hı, idarenin, hele mecliste Adalet Komisyonu Başkanı gibi yasa organının önemli kurullarından birinin başında olan Bekir Bozdağ'ın bu şekilde bir anlamda da yargı üzerinde baskı kurmaya amaçlayan tavırlarını hiçbir şekilde onaylamak mümkün değil. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, büyüklerimi saymak vesaire şeklinde devam eden ve Cumhuriyet'in en başarılı adalet bakanlarından birinin elinden çıkmış bu şeyi, bu değerli andı. Böylesine bir şeyle, baskıyla yeniden ortadan kaldırma çabası bence sonuç vermeyecek bir çabadır. Aynı zamanda Bekir Bozdağ gibi ve diğer yetkililerin, AKP yetkililerinin tavrını da hiçbir şekilde onaylamak mümkün değil. Türkiye'nin bugün birlik ve bütünlüğe, milli değerlere, çocuklarımızın milli hasletlere sahip olması gereken bir dönemdeyiz. Andın kaldırılmasını bir ideolojik tavır olarak başta şey yapmışlardı, gündeme getirmişlerdi, hı hı, ve onun üzerine inşa etmişlerdi kararı. Şimdi hala o ideolojik bir anlamda ihvancı kafa maalesef idarenin belli alanlarında sürüp gidiyor.
Buna karşı toplumsal tepkinin de yoğunlaşacağını tahmin ediyorum. AKP'li vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun da bunu tasvip etmediğini düşünüyorum. Nitekim buna yönelik çeşitli tavırları geçmişte de görmüştük. Vatandaşlarımız bunu tasvip etmiyorlar. Çocuklarımız tabii ki milli değerlere, ulusal değerlere sahip çıkarak yetişmeliler. Türk vatandaşı birinciyle yetişmeliler. Sonra orada bahsedilen vatandaş anayasal anayasanın kanunlarını öngördüğü herhangi bir ırkı vesaire nitelik taşımayan bir vatandaşlık tarifi ve bütün gençlerimizin, çocuklarımızın benimsemesi gereken güzel hasletleri ifade ediyor. Burada buna karşı çıkış herhalde bugünkü toplumsal durumumuz itibariyle Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu tehditler dolayısıyla çok yanlıştır. AKP çevrelerinin de bunu değerlendireceğini Sayın Bakan'ın ve Bekir Bozdağ'ın eski Adalet Bakanı'nın açıklamalarının da münferit açıklamalar, şahsi fikirler olduğu kanaatindeyim. Bu yanlışların hiçbir şekilde başarılı olmayacağı kanaatindeyim. Bunu ifade etmek isterim. Şunu da hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani bu kaldırıldığı dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu iklim, bu açılım tartışmaları, atılan adımlar, yani o günden bugüne çok şey değişti değil mi? Bunu hatırlatmakta da fayda var. Yani kaldırılması noktasında verilen tavizler. Tabii. Onun için buna vurgu yaptım. Yani bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar gençlerimizin, çocuklarımızın milli değerlere sahip Türk vatandaşlığı fikrini benimsemiş nesiller olarak yetişmesinin önemli olduğu günler. Ama o kararın alındığı, andın kaldırıldığı dönemdeki günleri hatırlıyoruz. O zaman açılım, Kürt açılımı dedikleri, işte bölücülerin Güneydoğu'da hakim hale getirilmesine yol açan, sonradan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin kararlılıkla üzerine gitmek zorunda kaldıkları hendeklere gömdüğü bir sürece döndü. Şimdi o eski günlere tekrar aynı kafayla bugün anda bakmak son derece yanlış. Geldiğimiz noktayı dikkate almayan, görmeyen, gelişmeleri görmeyen bir kafa. Dolayısıyla AKP içindeki geniş kitlelerin de buna karşı tavır alacağını düşünüyorum ve o nedenle Bekir Bozdağ'ın ve Abdülhamit Gül'ün açıklamalarını kişisel açıklamalar olarak görüyorum. Onu da ifade etmek istemiştim. Evet. Bu bakımdan bu dönemde Danıştay'ın almış olduğu kararın son derece hukuka uygun bir karar olduğunu değerlendiriyorum. Onların ifade ettikleri gibi yargının yerine geçerek, idarenin yerine geçerek alınmış bir karar değil. Yerindelik denetimi de değil bu. Kararın hukuka uygun olup olmaması meselesi yönetmenlikle ilgili o eski yönetmenlikle ilgili değerlendirme. Bu bakımdan değerlendirmeleri de hukuk olarak çok yanlış. Onu da özet olarak ifade etmek isterim. Peki isterim. Milli Eğitim Bakanlığı temiz dedi. Yani temizle vurgu yaptı açıklamada. Hukuki süreç nasıl işler bu noktada? Olabilir bu. Çünkü ilk derece mahkemesi olarak karar bir genel düzenleyici işlemle ilgili olduğu için, yönetmelikle ilgili olduğu için dolayısıyla Danıştay'da açıldı o dava. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay 8. Dairesi olayı inceledi. Tabii ki temiz imkanı var. Temiz edilebilir. Yargıtay İdari Dava Daireleri sanıyorum bu şeyi temiz incelemesini yapacak. Ben kararın farklı çıkacağı kanısında değilim. Anladım. 8. Dairenin kararının onanması hem Türkiye'nin ihtiyaçlarının gereği hem de hukukun gereğidir. Anladım. Sayın Senem çok teşekkür ediyorum. Sıcağı sıcağına bu gelişmeyi değerlendirme fırsatı bulduk. Deneyimlerinizle, birikimlerinizle çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, avukat Nusret Senem aynı zamanda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi. Sayın Senem hukukun kaldırılması hukuka aykırıydı dedi. Andımızın bugün çıkan kararda, Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği kararda yerinde bir karar ve hukuka uygun olarak yorumladı. Temiz süreci de
açık. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dile getirdiği, vurgu yaptığı. Yargıtay'dan da yine bu kararın onanması şeklinde bir karar çıkacaktır diye umuyorum, bekliyorum dedi. Evet, ilerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Bu konuyu yine gündemde tutacağız, konuşacağız. Andımız meselesi önemli. Bir başka gelişmeyle, olayla devam edelim, haberle devam edelim. Kaşıkçı olayı. Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğü iddiaları üzerine açıklama yaptı. Trump kesinlikle ölmüşe benziyor, bunun sonuçları ağır olacak dedi. Kaşıkçı ailesi ise gazeteciyi kayıp bir kişi olarak kabul ediyor. Öte yandan Suudi Arabistan'a yönelik baskılar da artıyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Trump, Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor. Bunun sonuçları ağır olacak dedi. With that being said, Saudi Arabia has been a very important ally of ours in the Middle East. Beyaz Saray'da konuşan Trump, yaşananlarla ilgili olarak bu çok üzücü yorumunu yaptı. Üç ayrı soruşturmanın sonuçlarını beklediğini belirtti. Cemal Kaşıkçı'nın ailesi ise gazetecinin ölmüş olabileceği iddialarını reddediyor. Cemal Kaşıkçı'nın kuzeni Mutasım Kaşıkçı, gazeteciyi kayıp bir kişi olarak kabul ediyor. Bunun aksini gösteren resmi ya da hukuki bir delil olmadığını belirtiyor. Kaşıkçı ailesi soruşturma tamamlanıncaya kadar medyadan sadece resmi kaynaklı haberler yayımlamalarını istiyor. Öte yandan Suudi Arabistan'a yönelik baskılar da artıyor. Çöl Davos'u denilen yatırımcılar konferansından Amerika Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da çekildi. Fransa ve Hollanda'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek konferansa katılımlarını iptal etmişti. Sayın seyirciler, şimdi kameramızı İzmir'e çevireceğiz. 9 Eylül Üniversitesi'ndeki akademik yıl açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı olarak yatırımlarına, büyümesine, gelişmesine devam edecektir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimizden zerre kadar taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte yürüttüğümüz bu mücadeleyi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Bu süreçte bizi en çok mutlu eden Azerbaycan gibi dostlarımızı hep yanımızda görmüş olmamızdır. Sayın Aliyev'in şahsında tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla bir kez daha 9 Eylül Üniversitemizin 2018-2019 akademik yılının hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ve sizlere saygılarımı sunuyorum. Evet, İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ndeki törende konuştuğu, akademik yıl açılış töreninde konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan. O konuşmanın sonundan bir bölüm getirdik ekranlarınıza. Kaşıkçı olayı ile ilgili gelişmeler aktarmayı sürdürelim. Resmi temaslar için Arnavutluk'ta olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil ifadesini kullandı. Trump'ın Türkiye'den ses kaydı talep ettiğine yönelik bir haber okuduk. Fakat Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi başka bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil. Biz şu anda İstanbul Başsavcılığımızın başlattığı soruşturmanın sonuçlarını bekliyoruz. Sizlerin de takip ettiği gibi yine bu soruşturma kapsamında gecikme olsa da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binası, rezidans ve araçlarda aramalar ve araştırmalar yapıldı. Ve şimdi bunların tabii laboratuvarlarda dahil inceleme sonuçlarını bekliyorlar. Biz ortaya çıkacak sonuçları şeffaf bir şekilde tüm dünyayla paylaşacağız. Yani herhangi bir ülkeyle o bilgiyi ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değildir. Ama şu anda Türkiye'nin yürüttüğü bu süreç tüm dünyanın da takdirini kazanmıştır.
Biz ortada kaybolan bir şahıs var. Türkiye'de kaybolmuştur ama Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmuştur. Ve Kaşıkçı'nın akıbeti ne olmuştur, nasıl olmuştur ve sorumlusu kimdir? Elbette bu konuda elimizde bazı şu ana kadar yapılan araştırmalar, soruşturmalar neticesinde bilgiler, deliller vardır. Ama bunların hepsini tamamen net bir şekilde ortaya çıktıktan sonra tüm dünya kamuoyuyla da paylaşacağız. Çünkü tüm dünya gerçekten haklı olarak Kaşıkçı'ya ne oldu ve nasıl oldu bunu merak ediyor. Sayın seyirciler, suların iyice ısındığı Doğu Akdeniz'de hareketli saatler yaşandı. Bir Yunan fırkateyni Doğu Akdeniz'de sismik arama yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz etti. Yunan fırkateynine yanıt gecikmedi. Fırkateyn Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca engellendi. Dışişleri Bakanlığı ise Yunanistan'ı sert bir dille uyardı. Sular bölgede iyice ısındı. Tatbikatlar ve askeri krizlerle bölgede sürekli sorun yaratan Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran yeni bir hamle daha yaptı. Gerginlik Yunanistan fırkateyninin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Barbaros Hayrettin Paşa gemisini taciz etmesiyle başladı. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi sabah saatlerinde Türkiye'ye ait Güzelyurt araştırma sahasında çalışmalarına başladı. Bunun üzerine Yunan fırkateyni HS Nikiforos Fokas, Barbaros'u izlemekle görevlendirildi. Sismik araştırma gemisi kısa süre sonra Yunanistan'a ait fırkateyn tarafından taciz edildi. Bölgedeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar Yunan fırkateynine müdahale etti. Fırkateynin sismik gemiye karşı yürüttüğü faaliyet engellendi. Yaşanan olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı hızla bir açıklama yaptı. Yunanistan uyarıldı. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi tarafından Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda bu sabah itibarıyla yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlanmıştır. Türkiye kıta sahanlığında uluslararası hukuktan kaynaklanan egemen hak ve yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu vesileyle Yunanistan'a bölgede bir tırmanmaya neden olacak davranışlardan uzak durmasını salık veriyoruz. AKP'den Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tacizine ilişkin bir açıklama geldi. Kınama mesajı paylaşan AKP sözcüsü Ömer Çelik gereken cevabın verildiğini ifade etti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetinin Yunan gemisi tarafından taciz edilmesini kınadıklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Çelik, Yunan gemisine gereken cevabın Deniz Kuvvetleri tarafından verildiğini söyledi. Yunanistan'ın uluslararası hukuku sistematik olarak çiğnediğini belirten Çelik, hak ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımız açıktır dedi. Sözcü Çelik, Yunanistan için en akılcı yolun hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmak olduğunu belirtti. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeleri kanalımıza değerlendirdi. 21. yüzyılın merkezinde Doğu Akdeniz'in olduğuna dikkat çeken Cem Gürdeniz, bilek güreşine son vermek için Türkiye deniz yetki alanını belirleyerek ilan etmeli dedi. Şimdi 21. yüzyıl Türkiye için deniz yüzyılı olacak ve bu deniz yüzyılının merkezinde Doğu Akdeniz var. Doğu Akdeniz sadece biz yaşayan nesillerin değil, gelecek bütün nesillerin hayatını hem savunma boyutuyla hem refah boyutuyla etkileyecek önemli bir deniz. Çok çok ciddi, muazzam gelecekte Türkiye açısından fırsatlar sunacak, ağırlık merkezi olacak bir denizden bahsediyoruz. Şimdi tabii enerji boyutunun ortaya çıkması bir. İki, Kuzey Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının devam edip etmeyeceği konusu. Üç, denize çıkışı olan bir Kürdistan'ın kurulma emellerinin devam ediyor olması. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman hepsinin kesiştiği bir tek nokta var, Doğu Akdeniz. Şimdi bugünkü yaşanan Doğu Akdeniz'deki büyük bir sancının, büyük bir rahatsızlığın esasına dışa vurmuş. Siz fiilen diyorsunuz ki benim arsam şuradan geçiyor diyorsunuz ve bunu herkese yayıyorsunuz. Bir küçük köyde düşünün, mahallede herkese burası benim sınırım diyorsunuz. Ve böyle bir hukuken, böyle bir hakkınız olmadığı halde orada fiili faaliyetlerde bulunarak
Siz bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Size birisi gelip de hayır çık buradan burası benim sahan dediği zaman da yaygara koparıyorsunuz. İşte Yunanistan'ın da Güney Kıbrıs'ın da yaptığı bu devam ediyor. Şimdi bilek güreşinin temel nedeni buradan bir kez daha söylüyorum. Dışişleri Bakanlığımızın Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanımızın sınırlarını belirlememiş olması. Bu sahayı biz belirlesek yani hem de bunu ben tekrar buradan deklare ediyorum. Maksimalist bir şekilde. Neden? Çünkü zaten Türkiye Anadolu Yarımadası'yla en uzun sahibiyle bu bölgedeki en büyük alanı zaten doğuştan hak etmiş bir ülke kıta sahanlığıyla. Yani Anadolu'nun kıta sahanlığıyla siz şu an kimi yarıştırıyorsunuz? Meis'in kıta sahanlığını. Bugünkü çıkma nedeni o küçücük Meis'in Anadolu Yarımadası'na meydan okumasıdır. Yani gelip... Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından gün ortası devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin de bizim de hissettiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin de bizim de hissettiğimiz Bu güzel sıcak görüntülerle, sıcak derken tarihi ama yani coşkusu, oradaki heyecan çok sıcak. İçimiz ısıtıyor, kimilerimizin tüylerini diken diken ediyor. Bu ve benzer görüntüleri çok yaşadı Türkiye uzun bir dönem. Çünkü yasaklanmıştı andımız. Andımızın yasaklanmasına karşı bir mücadele de başlamıştı. İş yargıya taşınmıştı. Bugün de Danıştay 8. Daire'den bir karar çıktı. Hem bunu konuşacağız hem de TLB'nin bugün doğum günü aynı zamanda bunu konuşacağız. 29 Ekim yaklaşıyor. Bunları konuşacağız. Programın başında anons etmiştim. Tekrar tanıtayım, şu anda stüdyomdalar. Hakkı Erman Ergincan, TLB Genel Başkanı ve Furkan Kaplan Genel Sekreteri. Hakkı, Furkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün bir pasta kesemedik doğum günde ama Danıştay'ın 8. Daire'nin bu kararı bir pasta gibi oldu. Gerçekten evet. Güzel bir karar. Andımızla ilgili Danıştay'ın ortaya koyduğu bu karar ama tabii tepkiler de aldı. Hükümet cenahından ya da işte eski Adalet Bakanı'ndan diyelim. Ne düşünüyorsunuz çıkan kararı? Şimdi çıkan kararı biz çok olumlu karşılıyoruz ve o doğacak bazı bürokratik tepkilere karşı da halk tepkisiyle karşı koymayı ve Danıştay 8. Daire'nin yanında yer almayı hedefliyoruz. Bunun için planlarımız var, hatta uygulamaya geçtik. Bu kararın çıkmasında sadece hukuksal bir zafer değil, aynı zamanda toplumsal bir zafer olduğunu da söylüyoruz. Çünkü bu karar çıkmadan daha öncesinde, yani eski karar alındığında andımızın okunmamasına karşı, okunmaması yönünde karar alındığında Türkiye'nin birçok demokratik kitle örgütü, Türkiye Liseliler Birliği de dahil olmak üzere buna tepki göstermişti. Bu karar daha alınmadan taslak aşamasındayken, o zaman Türkiye Liseliler Birliği değil TGB Liseliydi. O dönemden itibaren biz tepkilerimizi koymuştuk. Neticesinde yanlış hesap Bağdat'tan döndü ve bu karar alındı. Evet. Biz de çok mutluyuz tabii ki. Ama eylemler sürecek herhalde. Yani karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama temiz diyor. Yani biraz daha mücadeleye devam işareti gibi geliyor. Ne dersin Furkan? Onlar mücadeleye devam dese de bizim de aynı şekilde mücadeleye devam dememiz lazım. Bugünden itibaren, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak liselerimizde Türkiye Liseliler Birliği çatısı altında örgütlü arkadaşlarımız andımızı okumaya başladılar. Aynı şekilde üniversitelerde en gür sesimizle andımızı okuyoruz ve burada tüm öğrencilerin
siyasi görüş fark etmeksizin tüm öğrencilerin andımıza en gür sesiyle katıldığını görüyoruz. Bu da bu kararın doğruluğunu bir kez daha ispatlıyor. Yanlıştan dönüldüğünü bir kez daha ortaya koyuyor. Hı hı. Peki biraz da TLB'den bahsedelim. TLB 5 yaşına girdi değil mi bugün? Evet, bugün itibariyle nasıl geçti yaşımız... bu 5 yıl? Neler yaptı TLB? Önümüzdeki 5 yıllarda, 15 yıllarda neler yapacak? TLB o kadar çok şey yaptı ki, yani programın süresi yetecek mi buna bilmiyorum ama ben aklıma gelen hemen büyük olanlarını sıralayayım. Birincisi TLB meclisini topladı. Hı hı. Liselilerin demokratik katılımını sağlamak adına bir meclis kurdu. İkincisi müfredattan uzaklaştırılmaya çalışılan Atatürk ve milli değerlere karşı müfredat önerisini gerçekleştirdi. Atatürk'ün müfredat olmaz eylemlerini yaptı. Tarihin çarpıtıldığı müfredatta tarih okullarını gerçekleştirdi. Onun dışında Atatürk'ün teşkilatlı ve teşkilatçı yapısını anlatmak üzere eğitimlerini gerçekleştirdi. Andığımız eylemleri en önemli yer kapsayan eylemlerden bir tanesi. Bugün de bunun zaferini yaşıyoruz. Hı hı. Talebe kampları, birçok yazın birçok imkanı olmayan veya kendini geliştirmek isteyen arkadaşımıza fazlaca imkanlar sunduk. Her sene devam ettirdiğimiz kamplar talebenin belki de en eğlenceli etkinliklerinden. Benim aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Furkan? Daha fazlası vardır aklıma gelir onun eksik bıraktıklarım. Hakkı arkadaş birçoğundan bahsetti. Ben sorunuzun kalan kısmıyla ilgili biraz yorum yapayım. Şimdi Türkiye Liseliler Birliği, ailelerimizin kaygısı Türkiye Liseliler Birliği'nin kaygısıdır. Hı hı. Bugün okullara baktığımızda uyuşturucu propagandalarını görüyoruz. Hı hı. Bu da tabii Milli Eğitim tarafından değil ama hı hı. okulların içinde öğrencilerin takip ettiği sosyal medya kanalları üzerinden, izlenilen sinemalar üzerinden, okunulan kitaplar üzerinden maalesef böyle bir uyuşturucu propagandası görüyoruz, özendiriciliği görüyoruz. Türkiye Liseliler Birliği yaşa kampanyasıyla bunun önüne inanılmaz bir set çekti. Hı hı. Ve uyuşturucuya karşı sporla, müzikle, sanatla yaşa diye geniş bir kampanya başlatmıştı. Şimdi önümüzdeki süreçte aynı zamanda uyuşturucunun dışında bu kültürel yozlaşmaya, kültürel uyuşmaya karşı da büyük bir yaşa kampanyası başlatacağız. Onu da ilk kez bu ulusal kanal ekranlarından duyuralım. Tekrar edeyim, ailelerimizin kaygısı bizim kaygımızdır. Ailelerimizin çocukları, bizim kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bize emanet. Bu şekilde özetleyeyim. TLB, talebe ya da hani 5 yılda birçok iş yaptı, onları sıraladınız. Bu tabii hem o liselilerde, o gençlerde bir bilinç sıçraması hem de aileleri de etkiliyor değil mi? Ailelerde nasıl tepkiler? Yani onları nasıl örgütlediniz? Onları nasıl kattınız bu işlere? Yani üniversiteli olunca belki biraz daha genç kendini hani biraz özerk olabiliyor. Ne bileyim, aileden ayrılıyor başka bir şehir ama liseli olunca da aileyle iç içe. Aileleri nasıl kattınız bu mücadeleye? Yani genelde hep şöyle söylüyorum, işte çocuk aile tarafından eğitilir, okul tarafından eğitilir ya da öğretmen tarafından eğitilir ama aynı zamanda orada diyalektik bir ilişki var. Çocuk aynı zamanda aileyi, öğretmeni de eğitiyor. Yani karşılığında o da onlarda bir bilinç yaratıyor. Bu biz de burada öğrencileri, yani bizim arkadaşlarımızı, talebelileri daha nitelikli hale getirerek, onları bu yönde telkinlendir ve yönlendirmelerde bulunarak, bu yönlerde etkinlikler yaparak daha nitelikli hale getirdik. Ve o daha nitelikli hale gelince aileler hem Türkiye Liseliler Birliği'ne hem de onun üyesi olan evladına güvenmeye başladı. Bir de mesela Türkiye'de şöyle bir söylem vardır. Ya oğlum sana güveniyorum, kızım sana güveniyorum da çevrene güvenmiyorum diye. Türkiye Liseliler Birliği öyle bir çevre olmadığını, güvenilebilecek bir çevre olduğunu, sırtlarını yaslayabilecekleri bir yer olduğunu gösterdi tüm etkinliklerinde. Mesela AKİT tarafından hedef alınan bir yaz kampımız vardı. O yaz kampına yüzlerce öğrenci gelerek orada o yalanların hepsinin çürütecek faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Aileleri de mesela merak eden, orada bizimle beraber olan aileler de yine gelip o kampları takip ettiler ve bir sıkıntı olmadığını gördüler. Eylemler aynı şekilde ellerinden tutup çocuklarını eylemlere katıldılar. Onlar da çocuk bir yerden sonra evlatlarını mücadeleye sevk etmeye daha çok gayret gösterdiler, hatta öyle söylenebilir. Peki bu diyalektik dedin ya, güzel, o etkileşim gerçekten aileyi de çocuktan öğreniyor. Okul düzeyinde, idareciler düzeyinde, öğretmenler düzeyinde nasıl? Yani talebenin örgütlü olduğu, mücadele ettiği, ne bileyim işte bu tür çalışmalar yaptığı okullarda eğitimcilerimizin yaklaşımı ne? Eğitimcilerimizin yaklaşımı da ailelerle... Öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, evet, ya da idarecilerimizin. Ailelerle benzer,
okulda yürüttüğümüz çalışmalarda ister istemez öğretmenlerle yollarımız kesişiyor. Onlardan hem öğreniyoruz hem onlara öğretiyoruz. Mesela Talebe dergisi çıkarıyoruz biz. Türkiye'nin en uzun soluklu gençlik dergisi diyebiliriz buradan. Bunu duyan TGB'liler belki kızabilir ama en uzun soluklu gençlik dergisi. Ve o dergiyi sıra arkadaşlarımızın yanı sıra öğretmenlerimize de ulaştırıyoruz. Onlardan hem eleştiriler alıyoruz hem de çok olumlu dönütler alıyoruz derginin içeriğine dair. Böyle karşılıklı bir beslenme durumu var. Kendi pratiklerimizden de aktaralım biz. Biz de sonuçta bu mücadelenin içinden geldik. Aynen. Ben şu an talebe mezunu bir talebe genel sekreteriyim. Artık talebe mezunları TGB'yi, talebeyi yönetmeye başladılar. Bu da yavaş yavaş gerçekleşen bir durum. Şimdi ben de örgütlendiğimde ilk TGB liseliğe katılmıştım. Orada aileler elbette korumacı davranıyor. Hem içeriğini bilmediği için geri durmamızı söylüyorlar. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde yer yer bunu söyleyebiliyorlar. Ancak bizim okuldaki ısrarlı duruşumuz hem öğretmenleri mücadele konusunda cesaretlendiriyor. Örneğin alınan bu tarz olumsuz kararlarda öğretmenler çalışma koşulları gereği bazen çekinceli davranabiliyorlar. Ancak orada gençliğin ateşinin de verdiği o cesaretle okullarda gösterdiğimiz tavırlar öğretmenlerimizi de cesaretlendiriyor ve hem okulda hem sokakta bizim yanımızda görüyoruz öğretmenlerimizi. Ne güzel. Ben şunu eklemek isterim. Yani akıl yaşta değil baştadır derler. Liseliler çok genç yaşta olmasına rağmen, talebe de 5 yaşında olmasına rağmen aklı başında bir siyaset izliyoruz ve buna yönelik programlar ve etkinlikler yapıyoruz. Mesela şuradan gözükebilir yani evet bizim olumlu etkileyemediğimiz öğretmenlerimiz var mı? Var. Mesela eğitim bir senelileri olumlu etkileyemiyoruz. Onun örneğinde mesela bugün Danıştay kararından sonra gördük. Eğitim Birsen Başkanı Danıştay kararının iptal, onlar andımızın okunulmamasını kararını iptal etmişlerdi. Tekrar kararın geri alınmasına dair mesela basın açıklaması yapacaklarını söylüyorlar 81 ilde. Bazı olumlu etkileyemediğimiz öğretmenlerimiz de var tabii ki ama onları da Türk milletinin vicdanına bırakıyoruz. Andımızın okunmasını isteyenlerin mi daha bu vatanın sahiplenen ve daha ileriye gitmesini isteyenler yoksa andımıza karşı çıkanlar mı? İşte bunu akıl yaşlı değil başladır başta söyledim. Onun için söylüyorum. Yani sadece bazı öğretmen diye onların vasıflarına, sıfatlarına bakarak onlardan etkilenmemek lazım. Bazen öğrenciler onlardan çok daha ileri tavırlar alabiliyorlar. Biz de mesela bugün saat 17'de Beşiktaş'ta andımızın okunmasına yönelik Danıştay kararının desteklemek üzere bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Aklı başında olan, Türkiye'ye sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, özellikle de Beşiktaşlıları basın açıklamasına bekliyoruz. Onu da buradan hatırlatalım. Güzel. Bugün hemen böyle yani atik bir şekilde anında tepki ortaya koyuyorsunuz. Bunlar önemli. Yani Türkiye'de birçok sorun sıkıntı var. Bunlar her aileyi, her evi etkiliyor. Dolayısıyla her öğrenciyi, her genci de bir şekilde etkiliyor. Andımıza hemen böyle bir tepki koymanız güzel. 29 Ekim ile ilgili hazırlıklarınız var, onları biliyorum. Onu birazdan konuşacağız ama bunun dışında gençlerimizin, liseli gençlerimizin hani memleketteki meselelerle ilgili yani gündeminde neler var? Neleri konuşup neleri tartışıyorsunuz? Şimdi okullar da açıldı örneğin. Yani bir ekonomik sorun var örneğin, kriz var. Evet. Bunlar etkiliyordur mutlaka herkesi, her bütçeyi, sizin harçlıklarınızı belki. Doğru mu? Tabii etkiliyor. Yakın zamanda katıldığımız toplantılarda, genelye toplantılarında orada siyasi gündemi de tartışıyoruz ve öne çıkan başlıklardan birisi de ekonomi. Orada bu ekonomik kriz öğrenciyi nasıl etkiliyor diye sorduğumuzda bakın kağıt krizi öğrencilerin ders kitaplarını etkiliyor. Bunun yanı sıra üniversite hazırlık kitaplarını etkiliyor. Dershaneye gidecekler, özel derse gidecekler bu çarpık eğitim sisteminden dolayı okula gidecekler. Buradaki ulaşım ücretlerini etkiliyor. Yani öğrenciye her açıdan etkileyen bir durum var ekonomik kriz açısından. Aynı zamanda bu eğitim kısmı bir de normal asgari yaşamını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları asgari şeylerin de karşılanması için bir harcama yapmaları lazım aileleriyle birlikte. Doğru. Mesela ailelerinizle birlikte alışverişe gittiğinizde ne gibi farklılıklar gözlemliyorsunuz diyorum. Yani bir şey alırken daha fazla düşünüyoruz ya da almıyoruz. Sepetten bırakıyoruz bazı şeyleri diyor mesela. Birçok farklı ekonomik kökenlerden gelen arkadaşlardan böyle şeyler duyuyoruz. Sadece yoksul emekçi kökenli
arkadaşlarımızdan değil. Hı hı. Biraz daha varlıklı, ailesinin durumu biraz daha iyi olan arkadaşlar dahi bunu ifade ediyorlar. Furkan ekonomiyi söyledi. Hı hı. Ben liselilerin gündeminde başka neler var onları biraz söyleyeyim. Birincisi ailelerin de çok fazla çekindiği bir yozlaşma meselesi liselilerin gündeminde. Yozlaşma derken toplumsal. Toplumsal yozlaşma. Bunu hı hı. özellikle gençlere sirayetinden dolayı aileler de şikayetçi. Bizler de buna karşı tedbir almaya çalışıyoruz. Yani müzik adı altında, film adı altında izletilen veya dinletilen eserlerin gençlerin bilincinde ve kültüründe çok büyük gedikler açtığını görüyoruz. Ve bunlara karşı mesela yaşa kampanyamız sadece uyuşturucuya değil aynı zamanda uyuşmaya karşı olan bir kampanya. Yani uyuşturucu zaten bütün bedeni ve zihni uyuşturan bir şey ama kültürel yozlaşma, toplumsal yozlaşma da insanı yozlaştıran, kendine yabancılaştıran meselelerden birisi. O yüzden yozlaşma Türkiye Liseliler Birliği'nin ve gençliğin önündeki esaslı meselelerden bir tanesi. Bir diğeri, daha biz mücadelemize devam ediyoruz. Bazı kazanımlar elde ettik ama hı hı. daha da kazanmamız gereken birçok şey var. Müfredat meselesi. Hı hı. Burada milli değerlerimizin, yani Milli Eğitim Bakanlığı diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı müfredatta, belirlediği müfredatta milli olmayan birçok unsur görüyoruz. Bu müfredatın milli bir rotaya oturtulması lazım. Bunu da ancak Atatürk ve ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak, Türkiye'ye sahip çıkarak gerçekleşebilir. Bizim esaslı meselelerimizden bir tanesi bu. Diğeri de eğitimin niteliğini arttıracak işlerden birisi. Bu aslında müfredat meselesinin alt başlığı. Öğrenciler özellikle sınav sistemine odaklanmış halde eğitim görüyorlar. Bu sınav sisteminden kaynaklı olarak da spor, kültür ve sanat alanlarında çok fazla gelişme, kendilerini keşfetme şansı yakalayamıyorlar. Biz müfredatın bu olanakları da sağlayabilecek şekilde dizayn edilmesini temenni ediyoruz. Hı hı. Bu uyuşma konusunda yani bunu da kendi aranızda konuşup tartışıyor musunuz? Özellikle sosyal medya ya da bu internet bağımlı akıllı telefonlar onların biraz bizim hani aklımızı alması tırnak içerisinde. Hı hı. Bunlar da gündemimize geliyor mu? Bunları konuşuyor musunuz? Yani çok görüyorum gençlerde evet. daha da yaygın. Hı hı. Hani işin içine oyunlar falan girdiğinde, interaktif oyunlar girdiğinde. Hı hı. Bu da bazen hani üçüncü sayfa haberleri olabiliyor. Burada yani Allah gecinden versin ölümler duyabiliyoruz, evet, görebiliyoruz. Hı hı. Bunları da konuşup tartışıyor musunuz? Elbette konuşup tartışıyoruz. Bu da yoğun bir şekilde gündemimizde. Şimdi geçmişte bazı bilim kurgu filmleri görürdük. Orada bir kötü niyetli bir profesör bir icat yapardı. Hı hı. Kitle imha silahı adı altında. Bu silahı bir televizyona, bir yayın aracına entegre ederdi ve yaptığı yayınlarla işte insanların gözünde halkalar oluşur ve insanlar toplu bir şekilde ölüme sürüklenirdi. Böyle şeyleri izlerdik. Şimdi bugün baktığımızda sosyal medyada ciddi bir intihar övgüsü var. Melankoli hı hı. üzerinden ciddi bir intihar övgüsü var. Yani maddi uyuşturucu, kimyasal uyuşturucu bunlardan neredeyse daha zararlı konuma gelmiş durumda. Yani bunların yarattığı psikolojik tahribat, hı hı. bunların yarattığı ölümler neredeyse şeyden daha fazla. Bu maddi, kimyasal uyuşturucudan çok daha fazla. Hı hı. Uyuşturucuyu teşvik eden zaten yayınlar da var yani. Uyuşturucuyu teşvik eden de bir yayınlar. Ve bunun sebeplerinden birisi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın o müfredatındaki ruhsuzluk. Şimdi yeni Milli Eğitim Bakanımız çok olumlu adımlar atıyor eğitimde. Önemli tasarıları var. Ama bununla birlikte şöyle bir açıklaması var. Atatürkçülük dahil eğitim ideolojilerden arındırmalıdır. Yani böyle bir açıklamayı yaparsak, eğitim ruhsuz olursa, o ruhu vermezsek yerine başka ruhlar koymaya çalışırlar. Bunu başta emperyalizm yürütüyor. Gençliğe ruhsuzluğun ruhunu koymaya çalışıyor ve bu da akabinde işte Türkiye'yi terk edip gitmek isteyen, her şeyden umudunu kesen, üretimden kopan, hayattan kopan, yalnızlaşan, yalnızlık övgüsü. Mesela bu edebiyat adı altında çıkan dergilere bakıyoruz. Hı hı. Yani sosyal medyadan topladıkları özlü sözlerin altına şairlerimizin ismini yazıp dergi diye basıyorlar ve onların içine de baktığımızda işte yalnızlığım benim en büyük değerim, benim yalnızlığımdan başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani dergiler baştan aşağı satır aralarında bunlarla yoğrulmuş ve bunların ciddi de bir kitlesi var. Dediğim gibi kitle imha silahı bunlar bence. Hı hı. Ve biz de bu kitle imha silahına aynı kitlesellikle cevap vereceğiz. Hı hı. Evet, şimdi birazdan bu
andımızın yeniden okutulacak olması, Danıştay'ın bu kararına ilişkin Sayın Canan Arıtman, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı bir açıklama yapacak. Belki o açıklamaya bir dönüp tekrar sohbete devam ederiz ama arkadaşlar uyaracak zaten. Açıklama başladığında döneceğiz, kameramızı çevireceğiz. Şunu da merak ediyorum, yani bilim, teknoloji, hani teknoloji tukaka da dememek lazım. Yani akıllı telefon falan dedik ama internet, inovasyon, ne bileyim, bu tür gelişmeler gündeminizde ne kadar yer tutuyor? Yani bunlara kafa yorabiliyor musunuz? Bunlarla ilgili gelişmeleri takip edebiliyor musunuz? Ne bileyim, buna ilişkin kampanyalar, çalışmalar ya da eğitimler var mı? Planlarınız var mı bu konuda? Planlarımız var. Bir kere Türkiye Liseliler Birliği olarak da... Çok özür diliyorum. Bölmek durumundayım. Canan bahsettiğim Hanım'a açıklama, evet, Canan Arıtman'dan geliyor. Bir kameramızı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Arıtman'a çevirelim. Açıklamasını dinleyelim. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Danıştay 8. Dairesi'nin okullarda okutulan andımızla ilgili almış olduğu kararı büyük bir sevinçle karşıladık ve hukuk devleti olma yolundaki umutlarımız da bu vesileyle tekrar güçlendi. Bu arada tabii Danıştay'a bu davayı açan Eğitim İş, Türk Eğitim Sen müdahil olan Türkiye Gençler Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği gibi demokratik kitle örgütlerine de teşekkürlerimizi, minnetlerimizi ifade etmek istiyoruz. Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak bu konuda devamlı bir eylemlilik içerisinde olduk. Biliyorsunuz andımız, okullarda okutulan andımız Atatürk zamandan beri Atatürk'ün Milli Eğitim Bakanı Sayın Reşit Galip tarafından yazılan bir metin 1933'ten itibaren okutuluyordu ve 80 sene sonra AKP iktidarında bu yasaklandı. Ne yazık ki yasaklandı. Tabii bu uygulama çocuklarımızın doğru eğitimini, milli ve manevi değerlerimizi kazanmalarını engelleyen büyük bir hata oldu. Şimdi andımızı hatırlayalım. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu ifadelerin nesi, neresi, kimleri rahatsız etmektedir? Yani sanıyorum ki andımızın kaldırılması bu ülkenin düşmanlarını, bizi bölüp parçalamak isteyen emperyalistleri sevindirmiş ama aziz milletimizi de derinden derinden üzmüştür. Vatan topraklarını savunmak, büyüğüyle küçüğüyle tüm milletimizi çok sevmek, uğruna her türlü fedakarlığı yapmak ülküsü ve Türk milleti olmaktan gurur duymayı öğreten bu and, bu eğitim her çocuğumuz için çok gereklidir. Bakın terörle mücadelede cepheden mektup yazan bir askerimiz, bir Mehmetçiğimiz şöyle diyor. Ben diyor varlığımı Türk varlığına armağan etmeyi daha 7 yaşındayken ilkokul 1. sınıfta öğrendim diyor. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diyor. Yani canını feda etmeye hazır bir şekilde görev yapıyor ve bu devlet, bu vatan, bu millet bu şekilde beka sorununu halledebiliyor. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak zaten yasak konduğunda da eylemler yapmıştık. Bir de bu yıl okullar açılmadan önce yeni bir eylem sürecine girdik. Bir kere Türkiye çapındaki 97 şubemizle eş zamanlı bir basın açıklaması yaparak andımızı istiyoruz diye bir imza kampanyası başlattık. 50 binin üzerinde imza topladık ki birçok ilde de imza masalarımızı açamadık. Yani valilik izin vermedi ve bir haftalık bir süreçte bu imzaları topladık.
Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu talep ettik. Kendisine bu imzaları teslim etmek üzere randevu talep ettik. Hala bir geri dönüş almış değiliz. Bekliyoruz. Yani randevu verilmese de biz o imzaları götürürüz Sayın Bakan'a. Bir şekilde takdim etmesini, eline geçmesini temin edeceğiz tabii. Nezaket kuralları içerisinde bir devlet ciddiyetiyle davranıyoruz. Bunun ötesinde bütün şubelerimiz bulundukları mahallede haftanın değişik günlerinde değişik okullara giderek velilerle birlikte, velileriyle birlikte andımızı okuyorlar. Ve hepimiz evlerimizde çocuklarımıza, torunlarımıza andımızı onun verdiği pedagojik eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Ama bu eğitim sadece bilinçli, duyarlı, vatansever ana babaların değil, Milli Eğitim'in, bakanlığın, hükümetin, devletin görevidir. Hem de bu görev anayasal bir görevdir. Hem devletimizin kuruluş ilkeleri doğrultusunda hem anayasadaki ilkelerine uygun bir anttır. Ve Milli Eğitim Bakanımıza da biz zaten pedagojik olarak andımızın gerekli olduğunu, bu formasyonu almış çocuklar yetiştirmemiz gerektiğini ifade ettik kampanyamız sürecince ve andımızın tekrar okunmasını sağlayacak girişimi yapmasını talep ettik. Şimdi biz milletin talebini gösterdik, görünür kıldık. Ayrıca buna bir de mahkeme kararı eklenmiştir. Artık bu durumda hükümete, Milli Eğitim Bakanı'na gereğini yapmak kalmıştır. Yoksa mahkeme kararlarına uyulmadığı takdirde, milletin talebi görülmediği takdirde o zaman bu rejim demokratik bir rejim olmaz. Bu devlet hukuk devleti olmaz. Burası bir diktatörlük olarak algılanır bütün dünyada. Dolayısıyla ben hem Milli Eğitim Bakanımızın hem de hükümetin böyle bir ülkemizin yine yanlış algılanmasına neden olacak bir uygulamaya izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Tabii bu arada üzüldüğümüz hususlar oldu. Şöyle ki eski Milli Eğitim Bakanı Bozdağ bir açıklama yapmış ve tepki göstermiş. Memur sen, eğitim bir sen tepkilerini koymuşlar ve bu mahkeme kararını bir anlamda tanımadıklarını ifade ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bugün bir açıklaması var. Temiz yolunun açık olduğunu ifade ediyor. Yani temiz edileceğini ifade ediyor. Ama biz hukukçularımıza da danıştık. Bu mahkemenin bu kararından sonra bir yürütme durdurma kararı çıkmadığı takdirde pazartesi gününden itibaren tüm ilkokullarımızda, tüm ilk öğretimde andımızın okunması gereklidir, mecburidir, kanun ve anayasa gereğidir. Şimdi ben Sayın Bozdağ'a sormak istiyorum. Memur sene, eğitim bir sene sormak istiyorum. Rahip Brunson kararıyla, rahip hemen salıverildi ve derhal yurt dışına çıktı gitti. O zaman mahkeme kararı iyi oluyor, doğru oluyor, hukuki oluyor da andımız okunsun kararının neresi yanlış oluyor? Ki biliyorsunuz Brunson davasında da avukatı temize gitmiş. Yani tabii ki yargı süreci sonuçlanmadı ama rahip bir güzel salıverildi. Yurt dışına gitmesi ve onun aracılığıyla da Türkiye aleyhine propaganda yapılması ve Trump'ın da şov yapması, propaganda yapması sağlanmış oldu. Yerlilikten ve millilikten bahsedenleri
yerli ve milli olmaya davet ediyoruz. Ve son söz olarak şunu söylemek istiyoruz. Biz Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak andımız bütün okullarımızda her gün okutuluncaya kadar mücadeleden ve eylemlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Evet, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Sayın Canan Arıtman'ın dernek üyeleri ile birlikte yaptığı basın toplantısını getirdik ekranlarınıza. Önemliydi. Danıştay 8. Daire'nin bugün verdiği andımızın okutulmasına ilişkin bu kararı yorumladı. CKD olarak tavrını ortaya koydu. Tabii olumlu tavırlar bunlar. Tıpkı Vatan Partisi ya da Milliyetçi Hareket Partisi gibi olumlu açıklamalar oralardan da geldi. Sendikalarımızdan Eğitim İş, Eğitim Sen zaten açan sendikalardı. İlk mücadeleyi başlatan sendikalardı, öyle diyelim. Olumlu, olumsuz yanlar da vardı. Özellikle hükümet cenahından gelen. Bunu biraz konuştuk. Konuklarım TRB Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan ve Genel Sekreteri Furkan Kaplan. Sohbete de kaldığımız yerden devam edelim. Canan Hoca'nın açıklamalarını az çok dinledik. Güzel. Biraz tabii sahada sizlerin o okullarda, liselerde, ortaokullarda yürüteceğiniz mücadele artık okunması noktasında o daha da bir önem kazanıyor. Yine CKD'nin, onlar da çok mücadele yürüttü. Standlar açıldı, imzalar toplandı. Belki ortak eylemlerin değil mi? Önemi daha da bir arttı gibi geliyor. Evet. Yine onun altını çizelim ama kaldığımız yerden devam edelim. Liseli gençlerin, gençlerimizin gündeminde neler var dedik. Bilim, teknoloji, inovasyon, böyle şeyler konuşuluyor mu dedik. Kaldığımız, yani etkinlikler olacak mı dedik. Oradan devam edelim. Yani nasıl ki emperyalist sistem bu az önce saydığımız kaldığımız yerde kadar saydığımız meselelerde bir kendi argümanlarını ve kendi yöntemlerini pompalıyorsa piyasaya, hı hı. Buna karşı devrimcilerin, Atatürkçülerin ve vatanseverlerin de tabii ki kendi araçlarını ve argümanlarını kullanma imkanı ve hakkı var. Biz bunu, bu imkanlarımızı sonuna kadar kullanmaya gayret ediyoruz. Hı hı. Bu yüzden Türkiye Liseliler Birliği sosyal medyada hesaplarını en aktif şekilde kullanan gençlik örgütleri arasında yer alıyor. Aynı şekilde Türkiye Gençlik Birliği. Kimi zaman bu uygulama platformlarına dahil oluyoruz. Yöntem olarak işte burada ulusal kanal mesela bize çok fazla bizim sesimizi duyurmamıza yardımcı olan kanallardan bir tanesi. Hatta boğuştuğu bir Türksat meselesi de var. Bunun da evet, bilincindeyiz ve burada da biz hem gençlik olarak elimizden gelen maddi manevi katkıyı yapmaya da hazırız. Bunu da çağrısını yineleyelim. Detaylarını sizler daha iyi aktaracaksınızdır onu. Onun dışında gençliğin mesela bizler atölyeler kurarak işte sanat atölyesi, yani müzik atölyeleri, tiyatro atölyeleri, diksiyon atölyeleri, buralarda da atölyelerimizi kurarak gençliğin sorun yaşadığı, eksik kaldığı meseleleri yaratıcı bir şekilde ve aktif bir şekilde çözmeye gayret ediyoruz. Türkiye Liseliler Birliği TGB içinde sanırım en önemli kırmızı çizgilerden bir tanesi Atatürk ve Atatürkçülük. Doğru mu? Doğru. Demin önce müfredata ilişkin yaptığınız mücadeleden bahsettin ya da oradaki eleştirileri dile getirdin sevgili Hakkı. Biraz Atatürk'ü yeniden keşfetmeye döndü mü Türkiye ve işte Türkiye'deki toplum, ne bileyim farklı kesimler, yani Türkiye'nin atlattığı badireler, yaşanan gelişmeler, içinde bulunduğumuz coğrafya, işte bu savaşlar, biraz böyle yeniden Atatürk keşfediliyor gibi mi? Ne düşünüyorsunuz yani? Mücadelede, alanda, sahada, ne bileyim işte lisede, arkadaşlarınız arasında orada aldığınız tepkiler ne yönde sizin? Şimdi Atatürk bu milletin yüreğinde, bağrında daima varlığını korudu. Ancak son dönemde dikkat çeken bir yükselme durumu var toplum içinde. Bunun da sebebi şu: Mustafa Kemal'i dünyaya getiren Zübeyde Hanım değil, Mustafa Kemal'i dünyaya getiren o dönemin olağanüstü zor koşullarıydı. Ve bugün de koşullar zorlaştıkça Mustafa Kemal yeniden dünyaya geliyor. Yani yeniden öne çıkıyor. Çünkü Mustafa Kemal zor dönemlerin direncinin adıdır. Direnme programıdır. Bugün de baktığımızda Türkiye yine bir zor dönemin içine girmiş durumda. Atatürk'ün ortaya altı ok diye özetleyerek koyduğu program bugün herkes tarafından ihtiyaç duyuluyor.
Bakın, bugün AKP tarafından da dillendirilen bir program. Aynen. Yani yeniden yani üretim ekonomisi bugün herkesin dilinde mesela. Düne kadar işte endüstri 4.0'a geçtik. Bunları terk etmemiz lazım. Artık dünya globalleşiyor, sınırlar açılsın. Kaldı ki bunun savunucusu olan tüm dünyayı öneren Amerika dahi kendi gümrüklerimizi güçlendirmeliyiz diyor. Kendi üreticisini değil mi? Güçlendirmeye çalışıyor. Evet. Yani sanayicisi de. Düne kadar tüm dünyaya gümrüklerinizi kaldırın, dünya globalleşiyor diyen Amerika bugün kendi gümrüklerimizi güçlendirmeliyiz diyor. Çin'e karşı ambargolar koymaya çalışıyor. Onunla bir ekonomik ticari savaşın içine girmiş durumda. Ve bugün de Türkiye'nin kendi gümrüklerini güçlendirmesi yeniden kendine yetebilecek bir ülke konumuna gelmesi lazım ve bunu yapabilecek kabiliyete fazlasıyla sahip. Öte yandan eğitimde Atatürk'ün üzerine ne kadar gidildiyse o kadar burada da aslında bir diyalektik ilişki var. Hı hı. Orada da Atatürk yükselen bir değer oldu. Mesela Türkiye'nin imam hatipe ihtiyacı var. Türkiye'nin çok nitelikli imamlara ihtiyacı var. Bunu kimse inkar edemez. Yani o yüzden imam hatipler kapatılsın gibi bir kampanyaya biz Türkiye Liseler Birliği olarak katılmıyoruz. Hı hı. Ancak imam hatiplerin haddinden fazla bir siyasi ranta dönüştürülerek her yere açılması bir arka bahçe mantığıyla, evet, değil mi? O şekilde açılması bir sorun teşkil ediyor ve Türkiye'nin gerçeklerinden de uzak, ihtiyaca da cevap vermiyor. Orada öyle bir sorun var. Diyanet İşleri Başkanlığı da son dönemde gelen imam hatip mezunları en niteliksiz imam hatip mezunları diye açıklama yaptı. Bu açıklamayı neden yapıyor? Yani öncesinde imam hatipe gerçekten isteyen, o eğitimi almak isteyen kişiler gidiyordu ve daha nitelikli bir eğitim verilebiliyordu nispeten tüm yanlışlara rağmen. Ama bugün isteyen istemeyen herkesi biz imam hatiplere yönlendirirsek burada ciddi bir sıkıntı doğuyor. Sadece imam hatipler için değil, diğer okul türleri için de böyle bir şey söz konusu. Yani gençler, öğrenciler kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmezse burada ciddi bir sorun ortaya çıkıyor ve bu da bizce bir istismar. Yani istismar yalnızca toplumda maalesef cinsel istismar yönüyle ön plana çıkıyor. Ancak istismar dediğimiz bireyin, çocuğun ihtiyacı olmayan bir şeyi ona zorla aktarmaktır. O fiiliyatı zorla uygulamaktır. Ve burada ciddi bir istismar görüyoruz. Yani eğitim istismarı bunun adı da. Şunu merak ediyorum. Şimdi imam hatiplerden bahsettin. Yani bu hükümet uzun zamandır Türkiye yönetiyor. Evet. Tek başına yönetiyor. Hı hı. Yani bu politikalarından bir tanesi eğitim. Eğitimde örneğin karar kılınamayan sınav sistemleri var. Hı. Müfredata ilişkin çok oynamalar söz konusu. En çok değişen bakanlık diye bir ara öyleydi. Hala da öyle yanılmıyorsam, hı hı, yani. Aynı hükümetin en çok değiştirdiği bakanlık Milli Eğitim oldu. Ve bunu şöyle yorumluyorlar. Katılıyor musunuz? Bir iki kuşak böyle kayboldu. Bunun travmasını yaşadı. Bu çocuklar ne olacak? Nasıl geçti? Yani bu travma bitti mi? Yani yeni bakandan da bahsettik. Nasıl geçti yani bu dönem? Liseliler açısından bakıldığında, yani ortaokul, lise tam size denk geliyor. Doğru mu? Doğru. Ben liseden mezun olduğumda yıl 2012 idi. Bugün itibariyle 6 seneyi tamamlamış durumdayız. Benim dönemimde hem öğretmenlerimden, okul çalışanlarından, ben hala lisemi ziyaret eden, hı hı, bağlı, lisemin değerlerine bağlı bir şekilde yaşıyorum. Oraya gittiğimde halen soruyorum yani bizdekilerle yeniler arasında nasıl bir fark var diye. Yani eğitim kalitesi açısından en azından benim lisemde sınava yönelik eğitimde birçok bir sıkıntı yok. Yani zaten lise sınavının da çok yüksek puanlarla alan bir liseydi. O yüzden üniversite sınavına o kalbur üstü öğrencileri taşımakta zorluk çekmiyorlar halen. Ancak öğrencilerin sosyal yaşantıları, çevreyle ilişkileri, toplumsal meselelere bakışlarında çok büyük gedikler açılmış durumda. Bizim lisemizi o hale getiren, lise kültürünü yaratan aktifliği bu öğrencilerde pek bulamıyoruz, hı-hı, diye söylüyorlar. Hı-hı. Bizde olan ilişkilerinde o kültür aktarımını yapmak için bizde olan ilişkileri kurmaları lazım, onu kuramıyorlar diyorlar. Bu açıdan en önemli gediklerin oluştuğunu söyleyebilirim. Benim bahsettiğim biraz daha yani o işte lise sınavında da zaten yüksek puan alan kalburun üzerindeki öğrenciler açısından, hı-hı, da ama geri kalan da bu iş tam tersine de dönmüş durumda. Orada sınav sistemine odaklı eğitimde de büyük yaralar alınmış durumda. Bizler Türkiye Liseliler Birliği olarak 5 yıldır Türkiye Liseliler Genel Merkezi
arkadaşlarımıza sınavlardan, üniversite sınavından sonra da yerleştirme dönemlerinde yardımcı oluyoruz. Her geçtiğimiz sene arkadaşlarımızı Türkiye Liseliler Birliği'ne katılanlar yine de bir nebze daha bizimle yönlendirmelerimizle ders çalışmak konusunda adım attıkları için daha iyi yerlere geliyorlar ama onlardan duyduğumuz birçok arkadaşları her geçen sene artarak bu sayı üniversite sınavında kazanamamış. İşte liseden sonra okumayı tercih etmeyecek veya hatta lisedeyken bırakmış insanlar bireyler haline dönüşmüş durumdalar. Dolayısıyla en azından 6 senelik bir dönemde, bunun daha öncesi de var. Benim de lisede olduğum dönemde bazı işte mesela andımızın kaldırılmaya çalışılmasının taslakları o dönemden geliyor. O dönemden beri milli, sosyal, toplumsal değerlerimizde özellikle liselerde gedik açılmış durumda. Ben şunu eklemek istiyorum. Az önce Furkan cevapladı bir kısmını. Yani Atatürk'e bir yöneliş mi var tekrar diye. Mecburen var. Çünkü Türk topraklarının değeri ve Türkiye'yi ileriye götürecek, muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak program Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarıdır. Bunu bazıları keşfetmekte geç kaldılar maalesef. Halen de tam anlamıyla keşfedemediler. Fakat zora düştükleri zaman keşfetmek mecburiyetinde kalıyorlar. Sarılıyorlar. Yani zaten kaşifler içinde öyle söylenir ya. Yani hayatını kolaylaştıracak, zordaki demek ki, hayat zordaki, onu kolaylaştıracak meseleyi keşfetmek amacıyla yola çıktığında kaşif oluyor. Bu zora düşmeden önce de bunları keşfedenlerden tecrübeleri alsalardı tabii ki bu kadar zora düşmeden de ilerleyebilirdik ama en sonunda bu zorluklarda Atatürk keşfediliyor. Burada Atatürk'ün sadece iyi gün değil, kötü gün dostu olduğunu da söylemek mümkün. Bu Danıştay'ın aldığı, andımızdan kaynaklı aldığı karar da mesela Türk yargısının önceki alınan kararlara kıyaslandığında Mustafa Kemal'e teslim olduğunu gösteriyor. Gelecek kaygısı taşıyor musunuz? Böyle bir şey de var gençlerde. Yani lise bitecek ne olacak, üniversite bitecek ne olacak, ne bileyim işte Türkiye nereye gidiyor hep konuşuyoruz. Bunların hepsinde fikir, yani kafa yorduğunuz ortada. Evet. Böyle bir kaygı taşıyor musunuz Furkan? Gelecek kaygısını hem taşıyoruz hem taşımıyoruz. Yani taşıyoruz çünkü mevcut duruma baktığımızda ciddi bir geleceksizlik var. Yani bugün üniversiteler bir bilim yuvası olmanın çok ötesinde, daha doğrusu çok gerisinde genç işsizliği gizlemek için açılmış. Aynı zamanda iç pazarı canlandırmak için açılmış bir kurumlar haline geldi. Ve buradan mezun olanlar da, yani hatırlayalım 2013 yılında yanlış hatırlamıyorsam, bir üniversiteye, özel bir üniversiteye 350 puanla tıp fakültesi öğrencisi yerleşti. Yani böyle eğitim sulandırıldı tabiri caizse. Ve ciddi bir işsizler ordusu doğuyor burada. Bu işsizler ordusu mevcut çalışanları da zor koşullarda çalışmaya ikna aracı haline geliyor. Bunlara baktığımızda bir geleceksizlik söz konusu ama Türkiye'nin geleceğinde biz varız dediğimizde orada bir geleceksizlik söz konusu değil. Çünkü biz 5. yılımızı gelecek bizimle gelecek sloganıyla kutluyoruz. Gerçekten de gelecek bizimle gelecek. Türkiye'nin geleceğinde nasıl ki Atatürk var diye rahatça bahsedebiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde Atatürk var çünkü. Bu zor koşulları ancak onunla aşabiliriz. Bugün Atatürk'ün programını da liselerde yayan, kitleselleştiren ve buralardan Atatürkçü kadrolar yetiştiren, Türkiye'yi yönetecek kadrolar yetiştiren başka bir gençlik teşkilatı yok. O yüzden Türkiye'nin geleceğinde biz varız ve o yüzden bir geleceksizlik kaygısı içinde değiliz. Ne diyorsun Hakkı? Furkan'a ekleyeceklerim var mı? Furkan'a çok fazla söylenecek bir şey yok. Doğrularını söyledi, olması gerekeni söyledi. Gelecek kaygısı taşıyan gençlere o zaman ne demek lazım? Bir de o gelecek var. Kaygısı taşıyan gençlere... Herkes telebil değil. Onları telebiye çağırmak lazım belki. Evet, değil mi? Ben de onu söyleyecektim. Gelecek kaygısı taşıyan gençlere biz şunu söyleriz özellikle. Telaş yok, talebe var. Ha. Veya üniversiteye geçtiğinde de telaş yok, TGB var deriz. Gelecek kaygısı taşımaya gerek yok. Bunun telaşını yaşamaya gerek yok. Onları Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatında veya Türk eğitim sisteminin eksik kaldığı yerlerde daha ileriye taşıyacak bir teşkilat Türkiye Liseliler Birliği'dir. Türkiye Gençlik Birliği'dir. Bireylerin kendilerini keşfedebileceği alanları yaratan biziz. Milli eğitimin unsurlarının esaslarından olanların maalesef bakanlık tarafından yansıtılmadığı müfredatları
kotaracak ve onu daha ileriye taşıyacak olan yine biziz. E bunları yapınca zaten bir gelecek kendimiz yaratmış oluyoruz. O geleceğe de sımsıkı sarılıyoruz. Dolayısıyla gelecek kaygısı taşıyan öğrenciler veya öğrenciler adına gelecek kaygılarını taşıyan velilere Türkiye Liseliler Birliği'ne ve Türkiye Gençlik Birliği'ne üye olmalarını çağırıyoruz. Güzel. Ben kendi adıma diyeyim. Yani gelecek kaygısı taşımıyorum. Gerçekten TLB ve TGB'de her yaptığım yayında yeniden böyle içim umutla doluyor. Yani yaptığımız haberler, aktardığımız haberler gerçekten bizim toplumun psikolojisini bozabiliyor, rahatsız edebiliyor. Kolay değil yani. Türkiye'nin coğrafi olarak yaşadığı sıkıntılar var. Yani coğrafya kader diyoruz ya, maalesef bundan kaçış yok. Bu haberleri yapıyoruz. Ama kaygı duymamızın önüne geçen, Atatürk'ün de emanet ettiği gençlerimiz var. Pırıl pırıl gençler. TLB'de, TGB'de onu gördüğümüzde o kaygı yok olup gidiyor. İzleyenlerimiz için de böyle olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş sürenin sonuna geliyoruz ama şu 29 Ekim'i konuşmadık. 29 Ekim'e bir çağrınız olacak. Ne yapacaksınız? Hep sürpriz sürpriz dedin ama program belli sanırım. Açıklamalar yapıldı. Bu 29 Ekim'de TLB, TGB neler yapacak? Şimdi önce şeyi tekrar hatırlatalım. Bugün saat 17'de Beşiktaş Meydanı'nda andımıza dair Danıştay'ın aldığı kararı desteklemek ve toplumsal desteği yaratmak amacıyla bir basın açıklaması yapacağız. Eski ve şu anki Adalet Bakanlarının ayrıca Eğitim Birsen Genel Başkanı'nın bu kararın tekrar iptal edilmesine yönelik açıklamalarını tepki koyacağız. Açıklamalarından birisi mesela işte öğretmenler bu kararı tanımayacak şeklinde Eğitim Birsen Başkanı'nın. Bizler de onu tanımayacağımızı ilan edeceğiz. Birinci söyleyeceğim bu, tekrar söyleyeyim. 17'de Beşiktaş'ta Türkiye Liseliler Birliği'nin basın açıklaması var. İkincisi, 29 Ekim'de bizim sloganımız Türkiye'ye sahip çık. Geleceğine, emeğine, cumhuriyetine sahip çıkmak için Türkiye'ye sahip çık diyoruz. Türkiye'ye sahip çıkmak eğitime sahip çıkmakla başlar. Türkiye'ye sahip çıkmak andımıza sahip çıkmakla başlar. Türkiye'ye sahip çıkmak bunları savunan gençlik örgütlerine sahip çıkmakla başlar. 29 Ekim'de de Ankara'da Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüyeceğimizi, atamızın huzuruna çıkacağımızı, Türkiye'ye Mustafa Kemal'in ilke ve inkılaplarıyla sahip çıkılacağını, ancak öyle Türkiye'nin ilerletebileceğini bir kez daha haykıracağız. Tüm Türk milletini de 29 Ekim'de Ankara'ya Güven Park'a davet ediyoruz. Evet, Atatürk gibi olan, onun gibi yapan ya da onun işte gösterdiği, açtığı yolda onun gösterdiği hedefe koşan gençlerdi konuğumuz, konuklarımız. Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Hakkı Erman Ergincan ve Genel Sekreteri Furkan Kaplan. Ben her ikinize çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bu mücadelenizde biz de ulusal olarak görevimizi yapmaya, hani haberleri vermeye, sizinle ilgili haberleri yansıtmaya çalışıyoruz. Çağrı da yaptınız. Teşekkür ediyoruz. Furkan, senin ekleyeceğin son bir cümle var mı? Son bir cümlem şu olsun. 29 Ekim'de tüm vatansever, Atatürkçü gençler olarak, tüm Türk milleti olarak Anıtkabir'e akın edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin kurtuluş programı o rotada. Türkiye'nin rotası o. Tüm milletimize buradan tekrar çağrı yapıyorum. 29 Ekim'de Güven Park'ta buluşacağız. Peki. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Biz de haberleri yapmaya devam edeceğiz. Başarılı Ulusal Kanalı. Evet. Sayın seyirciler, gençleri, gençlerle yaptığımız sohbeti noktaladık. Yine kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra ekmek konusuna gireceğiz. Bu da önemli bir konu. Hepimizi, her evi, her bütçeyi, her aileyi, her aile reisini, her ev kadınını, her genci ilgilendiriyor. Ekmek en temel gıda maddelerimizden biri. Bir süredir işte yaşanan zamlar, gelen fiyat artışları, işte unda, girdi maliyetlerinde. Tabii fırıncıları da, bu sektörün temsilcileri, ekmeği üreten insanları da, üreticilerimiz de, fırıncıları da yakından ilgilendiriyor. Birçok fırın kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Ekmek üretemediği için ya da çalışanına maaş veremediği için, girdi maliyetlerinin bu kadar yükselmesinden dolayı. Haksız bazı rekabetler de söz konusu fırıncılar açısından bakıldığında. Yani onlar artık butik fırın mı diyelim, mahalle fırınları. Maalesef hani mahalle bakkalları gitti, artık fırınlar da gitmek üzere. Bu kepenk kapatmaları biraz o anlama geliyor. Çünkü büyük büyük marketler var. Her şeyi satıyor marketler. Ekmek de satıyor. Burada biraz haksız rekabet de söz konusu. Tabii sonuçta dönüyor, dolaşıyor. Bu yediğimiz ekmeğin fiyatına bir şekilde yansıyor. O ekmeğe ulaşmamıza yansıyor. Mahalledeki fırın kapanınca o marketten ya da işte o marketlerin belirlediği fiyatlardan almak zorunda kalabiliyoruz ekmeği. Tüm aileleri, tüm Türkiye'yi ilgilendiren sıcak, önemli bir konu. Cihan Koli var birazdan bizimle birlikte olacak. Ekmeksan İşveren Sendikası yöneticisi Sayın Koli varla ekmek meselesini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
milletimizi Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da... Cindeles'teki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da... Cindeles'teki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Efendim devam ediyor gün ortası. Ekmeği konuşacağız dedik. Bu konuyu konuşabileceğimiz en doğru isimlerden biri. Biraz önce anons ettik. Sendika yöneticisi de eski yöneticiymiş. Sayın Koli var. Stüdyomuzda Can Koli var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Fırıncı diyelim. Değil evet, mi? Evet. Ekmek üreticisi, fırıncı, evet. Mahallemizin fırıncısı, fırını. Şimdi çünkü bir sürü şey var yani kombine ya da fabrikasyon değil mi? Böyle büyük evet, tesisler evet, var. Evet. Ne bileyim halk ekmek var. Yani belediyelerin el attığı bir durum var. Bir de mahallelerimizde bildiğimiz hani ekmeğimizi aldığımız, paramız yoksa ertesi gün bıraktığımız ya da işte çocuk okuldan çıktığında orada bekle dediğimiz fırınlarımız var. Bakkallar gidiyor tek tek, fırınlar da gidecek herhalde, öyle gözüküyor. İşte bakkal amca gitti, fırıncı amca da yolcu. Çünkü arka arkaya gelen haberler kepenk kapatma üzerine. Antalya'dan da bir haber var. İlerleyen dakikalarda belki anons ederiz. Yaklaşık bir ay önce Çetin Bey'le, Sayın Keçe ile yaptığımız canlı yayında Bağcılar, Gazi Osman Paşa, Esenyurt bölgesinde 40'a yakın fırının kepenk kapattığını söylemişti. Günlük üretebildiği için yani unu sattı, yerine yenisini koyamadığı için bu dolar, kur, işte fiyatların artması çoğu küçük fırının kapatmak zorunda kaldığını. Sizler ayakta duruyorsunuz ama nereye kadar? Bu ekmeğin fiyatını hani birileri belirliyor ama siz değilsiniz, öyle anlıyorum ben. Yani fırıncı değil, üreten değil. Değil mi? Girdi maliyetlerine bakıldığında. Maalesef öyle. Biz şimdi, ürettiğimiz şeyin fiyatını belirleyemiyoruz. Bu süreç nereye doğru gidecek? Yani biz siz diyorsunuz 2 liradan satacağım ben. Evet, aynen öyle. Alan alır, almayan kendi bilir. Aynen. Satamazsam kapatacağım diyorsunuz. Zaten kapatacağım başka bir. En azından borcum olanlara diyeceğim ki ben, o diyor ki beni ilgilendirmez. Borcum olan uncu, mayacı, işçi. Evet. Fiyatına sat, benim de paramı ver. Ben en azından şunu diyebileceğim. Ben 2 liradan sattım, millet almadı, mecbur kaldım kapatmaya. Çünkü ben 2 sene önce Tüketiciyi Koruma Dernek Başkanı ile televizyonda program yaptık. Evet. 2 sene. 2016'nın 8. ayında, 2 seneyi de geçti. 1,5 lira maliyetimi ben verdim de ona... Ben dedi ilk defa bir üreticiye sen haklısın diyorum, zam yapmaları şart. Aziz Koçallı mı? Yaşlı yok. Kişinin şey olmuş. Emekli olmuş ama bütün televizyonlara yine o çıkıyor. İsmini unuttum bey. Neyse. Bey çok da mahkemeye veren bu şeyleri, zamları birisi yani. Fakat nedense o arada bir gramla oynandı. Onu da o şeyin kombine tabir ettiğimiz fırınların bir şeyiydi. Çünkü federasyon denilen bir şey var Ankara'da ki hiç alakası yok. Yasaya bağlı bir şeyle biz belirlemiyoruz Türkiye'de hiçbir şeyi. Sabah kalkıyorsun, akşam üzeri birisi ben dedim oldu diye bitti. Şimdi bizim 2 bölüm fırıncı vardı. Bir odaya bağlı, küçük esnaf diye. Bir de ticaret odasına bağlı. Şimdi ikisi de ticaret odasından bağlı olanlar doğru. Odaya bağlı olanlar yanlış. Yasa dışı bir bağlılık. Çünkü yasa diyor ki 267 bin liranın üzerine yıllık cirosu olan her müessese tüccardır. Birinci sınıf defter tutar, ticaret odasında üye olma mecburiyetindedir. Benim her fırıncım, Anadolu'nun herhangi bir yerinde olan da fırıncı... O 267 bin liranın en az 2 katı ciro yapar yıllık. Hepsi ticaret odası üyesi olması gerekir ki oda diye bir şey var. O eskiden de bitti. Yani oda üyesi fırıncı olmaması lazım. Ama bir oda diye bir kuruluş var. Odanın fiyatını birlik belirliyordu. Oda veriyordu birlik. Fakat birliğin başında bizim bu odalar ve birliklerin başına... Öyle bir seçimle geliniyor ki eskiden Suat Yalkın vardı, belki ismini duydun. 50 sene oradaydı, öldü kurtulduk. Biz öyle, ben öyle diyorum. Öldü de kurtulduk. Şimdi ondan sonra bu oda, bu birlik başkanı geldi. Bunun da ölümünü bekliyor. Değişme diye bir şey. Oturan kalkmıyor mu yani? Kalkmaz. Bak, Palandöken diye birisi var değil mi? Ben de bir Palandöken, evet.
bakkallar odasından bilmem nereden bakkal bitti. Altında hiç kimse yok. Market yok. Her şey bitti. O tepede duruyor. Olunca da milletvekili yaptı. Evet. Nasıl bir düzen kuruyorsalar bu şeyde. Yani bunu bu o esnaf seçmiyor. Esnafın kanını yemiyor bunu. Şimdi anladım da yani kepenk kapatmak, girdi maliyetleri, ekmek fiyat dedik. Bunun neresinde odalar? Bu, odalar ha. Bunun neresinde? Üyesini koruyacak. Hmm. Üyesini zamanı geldiği zaman fiyatını odasının ya da ticaret odasıysa üyelerinin fiyatını belirleyip verecek. Diyecek ki zam yapabilirsiniz. Biz, benim bildiğim bir sene var, odaya tek, oda teklif vermiş, Suat birlik başkanı vermedi. Şimdi ticaret odasında bizim bağlı olduğumuz kuruluş, evet, ticaret odasında geçen perşembe günü mecliste getirdiler ekmek şeyini, baştan gelmiş emir. Yapacağın hiçbir şey yok diyor adam. Yani benim aldığım duyumlar bu. Baştan derken? Ya Cumhurbaşkanı'dır. Beştepe'ye yani kadar gidiyor. Evet. Tabii canım. Yani başka Türkiye'de her karar oradan çıkar. Hı. Başka yoksa kıpırdayamazsın yani. Karar oradan geldiği belli. Mecliste hayır çıktığı halde oylamada evet diye 1,5 lira, 1,25'ten ekmeğe satacaksın diye böyle herkese işte şey gibi zorbalıkla herkese şeye emir yağdırıyorlar. Zabıtayı gönderiyorlar, polisi göndereceğiz peki, diyorlar. Peki matematiğiyle yani nasıl 1.25'i onlar buluyor o matematik? Siz nasıl 2 liraya ulaşıyorsunuz? Onlar matematikle işi yok. Onların işi şu. Devleti 5. sınıf insanlar yönetiyor, yöneticiler. 5. sınıf yöneticiler. Hesap kitap yapmıyor. Hesap kitabı gidiyor o ceza kestikleri, ismini vereyim, gazetelerde hep çıktı ceza kestikleri. Bimler, hı hı, 50 bin lira usulsüz şey yaptı diye ceza kesmişler. Bakan, hanımefendi, ticaret bakanı onlara soruyor kaça satacağız ekme. Ya o fırıncının zaten kanını yemiyor. Marketler de ayrı bir sorun değil marketler mi? Marketler diyorum rekabet, zincir marketler. Zincir marketler. Korkunç, benim ekmeğimi yem olarak kullanıyor. Ben bir ekmek üretiyorum, o binlerce çeşit mal satıyor. Bir canlı bir şey satmıyor o kadar. Satmadığı hiçbir şey yok. Lastiğinden giyimine kadar. Doğru. Her şeyi satıyor. Benim ekmeğimi de balık tutarsan onu yem olarak kullanırsın. Onu yem olarak kullanıyor. Şimdi bak 2017'de faturalar burada. Evet. Ya bu devletin sahibi yok ya da bunlar böyle yani biz dedik oldu diye böyle çıkıyorlar ortaya. Ya bir bakacaksın. Geçen sene 8. ayda un faturası kaçtı. Mayaka, ana girdiler diyor. Aha. Maya kaç lira, işçilik kaç lira, doğalgaz, elektrik ve mazot kaç lira. Benim 6 kalem ana maddem var. Ben 2015'te ekmeğin fiyatını 1.25 yapmışlar İstanbul'da. 2015. 3 yıl önce. Bir yıl önce de bazı bölgeler, bazı ilçeler 1,5 lira yapmış. 2 lira yapmış. Çünkü maliyetler şu, yetkililer etkisiz yetkililer var ya, hı hı, bunun maliyet çıkarmasını bile bilmiyor. Ya Beşiktaş'ın maliyetiyle, Sarıyer'in, Şişli'nin maliyetiyle, Bayrampaşa'nın, Gazi Osman Paşa'nın, Arnavutköy'ün maliyeti aynı değil. İyi de aynı un değil mi? Aynı ne kira etkiliyor? Mi? Ha, kira. Bir kira, bir ekmekte 20 kuruş, yani 200 lira eski para diyelim, aha, maliyeti artırıyor. 15 lira kira veriyor. Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Kadıköy, merkezi yerler. Bağcılar, Esenyurt'a gittin. Yani oraya da gittin mi 5 lira, 4 lira, 6 lira. O kadar arada fark var. Oradaki şey daha farklı. Vatandaşın alım şeyi daha farklı. Şimdi Beşiktaş'taki, Sarıyer'deki, Şişli'deki bir fırıncının temizlik anlayışı. Orada ev kiraları kaç para? Daha pahalı. Orada her aldığın şey aynı mı? Değil mi? Değil. Oradaki BİM'in fiyatıyla Bayrampaşa'daki BİM'in fiyatının malzemeleri aynı değil. O da BİM. Orada peynir ayrı fiyatta, Bayrampaşa'daki BİM'de ayrı fiyat. Niye? Oranın alım gücü daha iyi. Şimdi benim fırıncım orada ne yapıyor? Bir de temizlikçi tutuyor. Hı hı. Fırınım çok temiz olsun diye. Kağıda sarıyor,
Bir de poşete koyuyor. Poşet bundan 3 ay önce 6 liraydı. Şimdi 12 lira kilosu. Kağıt 4,5-5 liraya yaptırıyorduk. Şimdi 13 lira. Bunların hepsi girdi. Fiyatı etkileyen şeyler. Benim sonuçta bir ekmeğimin içinde 30 kalem mal var. Bak, ben size vereyim bunu. Bunlardan vereceğim size. Hı hı. 30 kalem burada. Bak, bir ekmekte 30 kalem mal var. 30. Evet. Yani tabela vergisinden çöp vergisine kadar ekmeğin maliyetine girer. Şimdi vatandaş şunu zannediyor. Benim bir ekmek yiyoruz diyor vatandaş televizyonda böyle. Hı-hı. Televizyoncular şey dedi işte. Ya bir ekmek yiyorsan kardeşim, bir ekmeğe ben sana ucuz yedirmeye mecbur değilim. Bak 75 kuruş ekmek var. Onu diyeceğim. Onlar nasıl yapıyor? İşte matematik derken o nasıl oluyor? Ya onun bir işçisi 3000 4000 ekmek üretiyor. Halk ekmek. Hı-hı. 1 milyon 200 bin ekmek yapıyor günde. 1 milyonla 1 milyon 200 bin ekmek üretimi üretiyor. Var. O unu alıyor 84 liraya kalitesiz un. Katkı da katıyor içine. Katkı var mı halk ekmekte? Var. Bütününde var. Halk ekmek ve kombinelerin katkısız ekmek çıkaramazlar. Hep yok deniyor. Diyecek öyle dilin kemiği yok ki benden her şeyi dersin. Hmm. Benim fırıncımda yok. Niye yok? O tahlil ettiği zaman eğer şeyse dünyanın cezası ne? Halk ekmeği kim tahlil edecek? Hiç. Ben halk ekmekle o konuda mahkemelik oldum. İki tane davayı uncular, Kozaklı'da uncular dava ettiler bizi. Ben o zaman sendikada yönetimdeydim. Hı hı. O hakim, karar veren hakim FETÖ'cü şimdi içeride onlar. İlk mahkemede karar verdi. İki davayı da 15'er milyar ceza verdiler. 15'er bin lira. Temiz bozdu. Ben o uncuların adını bile geçirmemişim orada. Adını bile bilmem kimden onlar. Ama sizi mahkemeye veriyorlar. Evet. Ama adam memleket değil ki, adalet yok ki. Hı. Verdi mahkemeye, o hakim de adamı gitti, cezayı kesti ama Allah'tan temiz bozdu. Şimdi bu katkı dediniz, enzim oluyor sanırım değil mi? Şimdi enzim ya diyorlar. Adını bak, güzel biliyorsun sen onları da. Adını değiştirdin mi olur enzim. Biliyor musun, bir şey var böyle hikaye, Katır çarşıya gitmiş, gelmiş babasına demiş ki ismimi değiştirdim. Demiş ne koydun? Sipa. Demiş iki sene sonra yine katır olacağız. Ya bu iş o işe benziyor. Enzim dedin yine. Enzim dedin yine katkı. Ben şunu diyorum. O katılır katılmaz sağlığa iyi gelir onu bilmem ben. Hı-hı. Ama katılıyor mu ben onu derim. Anladım. Fakat şu. 75 kuruşa çıkartıyor dediniz. 75 kuruşa ya zarar ediyor etmiyor, o da benim işim değil ama var. Ben vatandaşa diyorum ki. Hı-hı. Alıp cücüğüyorsa bak 75 kuruş orada ekmek var al. 1 liraya ekmek var, o kombine tabir ettiğimiz, evet. 100 bin, 200 bin, 80 bin ekmek yapan İstanbul'da 20 tane böyle şey var. O da var orada. Ya biz Türkiye'de şu an fırıncı 3. sınıf vatandaştır. Suriyeliler kadar bile değerimiz yok. Suriyeliler kendi ekmeğini yapıyorlar. Lavaş gibi bir şey. Hı hı. 2,5 lira. 400 gram ya geliyor ya gelmiyor onlar. 2,5 liraya satıyor. Onlara hiç karışan yok. Şeyden yok. Bakan karışan, yok. Karışan deyince ha o denetleme meselesi de. Onlar da yok. Biz de her gün tarım geliyor, belediye geliyor, kaça satıyorsun. Ya sana ne ya? Sen benim ortağımız. Denetlenmesi mi canım? Temizlik yönünden denetlesin. Aha. Ben ona bir şey demiyorum ki. Gram gramaj. Gramajını da tartsın. Orada tabelada ne yazıyor? 250 gram, 200 gram. 200 gramı serbest yaptı. 200 gram, 210 gram ne yazmışsa oraya, 220 gram hangiler varsa denetle, eğer o tabeladaki gram değilse cezasını gel. Ona hiç kimse bir şey diyen yok. O ilan edilen tabeladaki gramajın ya da fiyatın altında satanlar diyorsunuz ki onlar da mutlaka bir şey kaçırıyordur. Hayır, onlar çok üretim yapıyor. Bak eskiden şuydu, ekmeğin undaki maliyeti 1/3'tü. Şimdi ekmeğin unu, ekmeğin undaki maliyeti, unun ekmekteki maliyeti, pardon, unun ekmekteki maliyeti şimdi 1/5 oldu. Biri un, diğer 5'i, 4'ü diğer girdiler. Yani 1 lira 25 kuruş yalnızca un. O 1 lira diğer girdiler. 1 lira diğer girdiler. 1 lira 25 değil. Şu an Beşiktaş, bak bazı bölgeler için diyorum. Beşiktaş, Sarıyer, buralarda
Eğer kiraları 10 lira onun üzerine veriyorsa 2 liranın altında para satarsa para kazanamaz. Şimdi diyorlar ki %10 indirim yaptı şeylerde. Kardan. Ya ben kar etmiyorum ki. Benimkini nasıl? Ben bir sene evvel 1,5'a satıyordum. Bir sene. Şimdi ben 2 lira yapacağım. Sen gelmişsin bana diyorsun ki sen bir sene evvel 1,5'a sattın ama ben o zaman ortada yoktum devlet olarak. Ya da hükümet olarak, devlet demeyeyim. Hükümet olarak benim şimdi aklım başıma geldi. Sen ekmeği 1,25'ten satıyorsun. Niye aklım başına şimdi geldi? Çok mu para kazandım? Yok kazandım da vergim duruyor vermemişim. Sigorta ödememişim. İki sefer yapılandırma yapmışım ödeyememişim. Fırıncının %80'i böyle. Hangisi sürünüyor, diretiyor biliyor musun? Azıcık sermaye sok, peşin un alıyor. Peşin maya alıyor. Biraz daha ucuz oluyor. Kira vermiyor. O ayakta durmak için direniyor. Çünkü bugün kapatsa 10 tane işçisini fırınını satsa bunlar tazminatını ödeyemez. Bak, işçilerin tazminatını ödeyemez. O kadar zor durumda. Hani diyorsun ya 50 tane Antalya'ya. Yani kapattım 50 tane gitti İstanbul. Bitti de diyemiyorsun. Nasıl diyor dersin? O son noktayı da ben razıyım. Borcum borcum desinler senden hiç borcum borcun yok. Helal ettik. Ben bugün kapatayım fırını. Emin ol. O kadar zor da fırınlar ama bu yöneticiler ya anlamak istemiyor. Ne istiyorlar bizden? Ben bunu da çok merak ediyorum. Ya birileri çıksın köprüden atsın mı kendini? Ne yapalım? Çünkü caddeler mi kapatalım? Yok bizim öyle bir şeyimiz yok. Biz ne istiyoruz? Ben diyorum onun için. Satarım kardeşim alan alı almayan da gider ucuz olan da alı. O da sonra zaten bir ay sonra borçlarını kapatıp gidecek. Ben hiç olmasa borçsuz kapatırım. Fırıncım öyle diyor. 2 lira yaparım alan alır. Almazsa borcum olmaz hiç olmazsa. Diğeri ucuz sattıkça her ay borçlanacak. Şu an emin ol İstanbul'da 500 tane fırın var. Günlük un alan. Günlük değil mi? Günlük un alıyor. Yani 500 tane fırın. Alıp kenara atamıyor. Neyi atamıyor? Uncu göndermiyor ki. Uncu diyor ki 50 bin lira tutuyor. 40 bin lira. Gönder parayı. Göndereyim kamyonu. Bak bir yıl önce 74 lira un bak burada. 74 lira un. Şimdi o un 114 lira. 2 kat. 104 lira. 110 lira. Neredeyse. Bir yıl önce 36 lira mayanın kolisi şimdi 55 lira. Ya bu Allah revam 3 ayda 54 lira %54 elektriğe %49 da doğalgaza gelmiş. Bak vatandaş alamıyorsa, devlet öyle düşünüyorsa ki ben öyle düşünmüyorum. Hı. Vatandaşın alım gücü var. AVM'ler dolu. Artık Cumhurbaşkanımızı kim bu konuda kandırdıysa bunun için de kandırdı. Çünkü Cumhurbaşkanımız habire kanıyor. Hı hı. Kanmasın. Bu milletin alım gücü var. Cumhurbaşkanımız bizi bilir. Biz parası yoksa adama ekmek veririz bedava. Hı hı. Parası fırıncılar, yoksa evet. Fırıncılar öyle doğru. Veririz. Para biz bıraksın da biz öyle fahiş fiyatla da ekmek satalım demiyoruz. Niye fahiş fiyatla satalım demiyoruz? Çünkü yarın başka bir fırın doğurur fahiş fiyatla ekmek satarsan. Biz el ele baş başa vergimizi şeyi ödeyelim, sigortamızı ödeyelim diye çırpınıyoruz. Şimdi öyle fırın var ki 3 tane sigortalısı var. Adamın var 15 tane sigortalısı. 12 tane sigortalısı. 8 tane sigortalısı. Aradaki fiyat farkı ayda 6-7 bildiğini hatırlıyor. Onunla benim maliyetim nasıl bir olur? Evet. Onda hiçbir şey yok. Yapacağı yani üzerine mal, mülk hiçbir şey yok. Adam bırakıp kaçacak. Şimdi emin ol şu maliyetlerden dolayı şey diyoruz da fırıncılı, uncularda da çok şey vardı. Alabildiğine %30 zam yaptı. Ne o %30? 70 bin liralık un 114. 114 liraya çıktı 3 ayda bu. 3 ay önce 75-76 liraya. 4 ay önce un alıyordu. %60-70 zam bu ya. Evet. Şimdi niye bu Cumhurbaşkanı, Başbakan yok. Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanı bu unculara ey uncu gel buraya bakalım. Sen ne yaptın da bu böyle bu fiyatı artırdın demiyor. Ya da bayacıya.
Bak şimdi beraber vatandaşa ucuz ekmek yedirmek istiyorsunuz. Hı hı. Çok kolay. Devletin bana verdiği 3-4 kalem mal var. Doğalgazım var. Elektriğim var. Sigortalı. Suyum var. Bir de şeyim var. Mazot alıyorum. Aha. Ruhsatlı fırın bak. Ruhsatsız demiyorum bak. Bir onu de öyle bir sıkıntı da var evet, değil mi? Evet ama ha. Onu işte bak burada ayıracağız işte. Aha. Namusluyla namussuzu. Ruhsatsız fırınlara, ruhsatlı fırınlara pardon. Bunları geçen senenin fiyatıyla versin. 3 aylığına, 3 aylığına. Uç ay diyorlar. Yani %10 indireceğine geçen seneki fiyata dönelim diyor. Evet bize öyle versin fırınlara. Aha. Üç aylığına da bize birer kamyonun kullanırız. 3 kamyonunu 76 liradan versin. 80'den versin. Bize o 80'den diyorlar ya bir un var. Hı hı. O un değil. O bu zamlar gelmeden önce daha ucuzdu. O şey yani bu esmer ondan ekmek çıkaramaz. Firesi gibi. Firesi demeyelim. Mesela onunla çok güzel şey çıkar. Bu sacların üzerine ekmek yapıyorlar ya. Evet, ne diyorum? Yufka ekmeği. Yufka ekmeği. Lavaş gibi. Lavaş gibi. Ha. Ha, onlar da çok güzel olur. Çünkü esmer ekmek, esmer o yumuşak olur. Hı hı, hı. O olur. Onlar ondan kullanıyor. Ama fırında bunu kullanma şansın yok. Bu gelsin bunu. Biz çırayla işçiliği biz karşılayacağız. Biz de devletimizi severiz. Vergimizi de ödeyeceğiz. Vergimizi de ödeyeceğiz. Sigorta primleri öyle. Evet. Aha. Geçen sene şeylere dönelim. Ama yok. Ben geçen sene şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Ben anlatamıyorum bunları. Geçen sene ben bir bıçağı satıyordum. Bir sene geçmiş ben zam yapacağım. Bana gelmiş yetkili kimse 1250 liradan diyor satacaksın. Büyükşehir Belediyesi de yazı göndermiş diyor ki biz zabıta olarak fiyata karışmayız. Şimdi fırıncıya böyle şey yayıyorlar, sünnet çıkıyor. Ya kardeşim bizi oflu sünnet etmiş zaten. Biz de öyle ne? Karadeniz'de oflular sünnet ederdi. Böyle derler o tabiri kullanayım. Hı-hı. Biz kimseden korkmayız. Bitmişiz mi ya? Neden korkacağız? Peki Sayın Koli var. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu kepenk kapatan sayıları verdik. Evet. Size de vardır rakamlar. Ben de evet. Diyorsunuz direniyorum ama kapatacağım. Öyle evet, gözüküyor. Evet, evet. Utanıyorum. Bir boşluk doğacak. O neyle dolacak? Vallahi o boşluğu yani mahalle fırınları kapanınca insanlar ekmeği nerede alacak? Bak, ya da bir nereye boşluk, gitti? Bir boşluk ne? Şimdi bir donuk gıda olayı var böyle. Yabancıların ya da marketlerde işte o küçük makineler koyup pişiriyor, satma evet, var. Evet, evet, bu evet. Var. Halk Ekmek bir fabrika yaptı bir tane daha. Her yapılan fırın maliyeti artırır. Diğer fırınlar maliyetini artırır. Bunu anlatamadım. Halk Ekmek şimdi bir tane daha yaptı. Hı hı. Bir tane daha yapacak. Devlet de, Büyükşehir ona geçen sene mi, evvelki sene yalan olmasın senesini karıştırmayın. 24 milyon dolar şey aktardı bütçe. Halk Ekmek'e. Hı hı. Büyükşehir'e bağlı ya. Evet. 24 milyon dolar. Şimdi diyor ki Halk Ekmek bir tane. Ne olacak? Ekmek satıyor. Bu millet zaten ekmeğe yemeye layıksa yap. Sen şimdi diyor ki afiş asmış. Ya şeytan bulan yaptığı var ya ben sana diyeyim. Şeytan aklına gelmez. Vallahi. Ne yazıyor afişte? Afişte yazmış ki bizde ekmek düştü 200 grama 200 gram yapabilirsen yılbaşına bütün üst geçitleri şey yapmış. Bizde ekmek halen 300 gram. Halk Ekmek. 15 yıl sonra gramı düşürdü. 50 gram aldığı içinden. O zaman niye yazmasın bizde ekmek 250'ye düştü. O 300 kafalarında ya millet. Hı hı. Halen öyle devam ediyor. Yazmış oraya 300 bilmem kaç milyon ekmek ürettik sağlıklı. Ya senin kim başkan atadı oraya bilmiyorum da. Ya kardeşim sen bütün İstanbul'da üretilen ekmeklerden sorumlusun. Sen ekmeğin değil de öyle yazdın oraya de şey hijyenik bilmem ne. Neyin hijyeni? Senin üretiminde hijyenik de o ekmek satış bufelerinde orada lavabo bile yok. Sabahtan akşama kadar bir adam orada burnunu karıştırır, kafasını karıştırır. Elinle tutar, çıplak elle ekmek verir. Neyi temizli? O hijyeni sağlayamıyor orada diyorsunuz. Hijyen zaten oradan satıyor Halk Ekmek ekmeğini. Fabrikadan satmıyor. İmalatta temiz. Siliyor. Oralar çok büyük. Doldurmuş şey oraya. Sen şimdi bütün İstanbul'da üretilen ekmekten, halkın yediği ekmekten sağlıklı ve hijyen olması konusunda belediye sen sorumlusun.
Senin ürettiğin temizliği bir fırınlar pis mi? Neyin reklamını yapıyorsun? Peki çözüm ne? Şimdi biraz onu da konuşalım. Yani hep sıkıntıyı, sorunu oda şimdi boyutundan çözüm, yani mayaya kadar her şeyi konuşuyoruz. Çözüm şu. Çözüm. Hakiki bu işi bilenlerle. Ya alacaksın çok basit bak diyorum sana. 5-6 kalem mal. Un, maya, işçilik, yakıt, doğal gaz bütün fırınlar. Ondan sonra mazot. Bak şimdi %25 okul taşıtlarına zam yaptılar bu sene değil mi? Evet. Ya benim de bir arabam var. Aynı bir şoförüm var. O da %10 zam aldı. Benim de o okul taşıtının da bir arabası var. Başka bir şey yok. Şoföre zam yapmadı hiç. Hı hı. Ona %25 zam kabul ediyorsun da belediye yetkili 18 milyon talebe var. Evet. Yetkili ve etkililer bizim zammı niye kabul etmez? Ben anlamadım bu. O yapıyor bir arabaya mazota zam geldi diye. Ben de her gün benim arabamda 200 kilometre yol yapıyorum. Dolaşıyor bakkallar. 3 servis, 4 servis bakkallara ekmek götürürüz. Bir de 10 ekmek alıyor, 3 servis götürürüz. Parayı verir mi, vermez mi yarın? Onun da başka bir havası var o bakkalın, zaten öyle battı gitti bizi gibi. Hı hı. O da, onlar da kendi aralarına rekabet ederler. Şimdi şu un, maya, yakıt, hesap ortada. Kaç ekmek yapıyor? Bu adam aldığı unun bir çuvalında bile uncular bize fatura keserler. Faturasını alamaz. Hı hı. Burada hiç şey yok. Yok kardeşim, kaç çuval un alıyor? Bir çuvaldan kaç ekmek çıkar? Bir saat sürmez. 15 dakikaya bunu bilenlerle otursalamaz. Evet. Hesabı çıkarırsın. Dersin ki ilçe İstanbul 124 ülkeden daha büyük nüfusa sahip bir yer. Doğru. Bütçesi de öyle. Bütçesini bilmiyorum. O paralarla benim aklım almıyor o paralar. Ama ya Beşiktaş Sarıyer'deki fiyatla Gaziosman Paşa'daki fiyat bir olmamalı. Olamaz. Beşiktaş Çağatane'de şimdi adam ekmek yapıyor. 2-3 bin lira kira olan var Çağatane'de fırını. Şişli'de 15 bin lira oradan çıkarıyor, oraya ekmek satıyor, ucuz. Bu semtlerden semtlere de bir hani haksız rekabet var. Bırak semti, ilçe. Aha, ilçelerden ilçe bazında diyorum ki bir ilçeye ekmek veremez. Olmamalı ya da. Olmamalı tabii ya. Niye oraya gidiyor? Oraya bir bakkal almış adam, gidiyor oradaki fiyat istikrarını bozuyor. Ya kardeşim, sen esnafını da tüccarını da hepsini devlet koruması gerekmez mi? Ya da belediye başkanı. Gelin buna sağlıklı bir çözüm bulalım. Beşiktaş'taki 2 liraya yasın. Gaziosman Paşa'daki 1,5 liraya. Bilmem neredeki, Fatih'teki 1,750'ye. Bir ilçede ne bir ilçeye ekmek gitmesin. Diyene devletin bir birimiyle oturalım. Temel şey bu. Ya temel bu şeyde kalktı. Bu eskidendi. Bak. Hı hı. Eskiden ekmeğe nark verirdi belediye bak. Unu o verirdi. Belediye. Gireni çıkanı yazardı. Belediye getirdi, verirdi evet. Unu. Düşük verirdi piyasadan. Sen bana hiçbir şey vermeden sen benim fiyatıma nasıl karışırsın ki? Sen benim ortağım mısın? Hı. Ya dedim ol değil olmaz. Ya bizle oturacaklar masaya. Bunu bakacağız. Gerçekten maliyetini çıkaracağız. Benim fırınım şu an 7 bin ekmek yapabilir. Bak 7 bin ekmek. Ama o kadar çalışıyor. 2500 ekmek yapıyor. Üçte niye? Bir randımanlı. Evet niye? Halk ekmek almış. Kombine tabir ettiğimiz sanayi bölgesinde olması gereken fırınlar mahallenin içinde. O almış piyasamı. Bir de İstanbul'da 1500 tane ruhsatsız fırın var. GSM'si olmayan 1500 tane bunlara gıda üretim izni verdiler. Gıda sicil numarası. Onunla yapıyor. Ise, onunla yapıyorlar. Namussuzları önce yarattılar. Getirip soktular namuslunun içine. Şimdi namuslu cebelleşiyor. Anladın mı? Ona hiç bir el atan yok. Hep böyle olmuştur. Ben 62 yaşında oldum. 1500 tane fırın. Evet. Bunu siz biliyorsanız, biz biliyorsak, hani buradan söylüyorsak bunu yetkili belediye de biliyor. Belediye biliyor da. Belediye de müdahale etmez. Belediyeye yazı yazıyordum ben sendikadayken. Beni hiç sevmez fırıncının çoğu. Yazı yazıyordum ki bu ruhsatsız onun için. Hı hı. Belediye bana yazı gönderiyordu. Bu adreste böyle bir şeye rastlanmamış. Allah Allah. Emin ol. Yazılar duruyor hala. Böyle bir ne belediyesi? Hı. Yani
Hangi biri yapıyor? Mahkemeye veriyorsun. Diyorsun ki hakime işte bu ruhsatsız bir fırın açılmış buna. Atıyor şimdi hele o FETÖ davalarından dolayı uzadı mahkemede. Bir sene sonra ya. Benim bir davam var Kartal'da. Emin ol. İki seneyi geçti. Devam edeyim mahkeme. Ruhsatsız bir fırını vermişiz mahkemeye. Halen devam edeyim. Şimdi çözümü konuşuyoruz. Beş temel girdi de bir muafiyet tanısın ya da bize geçen yılki fiyattan bunlar ya bunu yapmazlar. Edilsin. Bunu ya evet. Bunu yapmazlar. Ama bunu yani bu ilçeden ilçeye satış yani bu haksız rekabet önlenebilir diyorsunuz. Ruhsatsız fırınlara müdahale edilebilir. Yapmazlar. Bak bunlar temenni. Bunlar geçer. Peki bıraksınlar bizi de yani? Ne yapılır? Bıraksınlar da zaten bir seneden beri satıyordular. Bazı bölgelerde vardı bak. 1,5'a satıyordu. Diğeri 1,250 yapmıştı. O da 1,5 yapmak için bu zamlardan dolayı uğraşıyordu. Gramajı düşürdü. Gramajı düşürdü. 200 grama oradan ekmek çıkaramıyor. Gene 220-230 gram geliyor. Baktı ki onunla da kurtaramıyoruz. Ayakta duramıyoruz. Çünkü 200 gram kara fırınlarda çıkmaz böyle bir ekmek. Onu kombineciler, ki kendisi de o ekmeği yapar federasyon başkanı, Ankara'da bir duyum aldım. Zaten onu dinliyormuşlar. Yani kaç sene var o federasyonun başında adamın işi gücü AK Parti'ye göz kırpmak. Belki belediye milletvekili olurum ayağına. Fırıncıyı düşünen yok. Geliyor zaten oraya. O da başkanları gidip onu seçiyor. Niye seçiyor bilmiyorum. Bugüne kadar bana sorarsan fırıncıya bir hizmeti olmamıştı. Ancak fırıncıyı birbirine düşürmüştü. Ama şunu yapmalılar. Ben diyordum zaten herkes gitsin ticaret odasına uyu olsun ama ticaret odası da tarihinde bak 49 yıllık tarihinde ilk defa böyle bir uygunsuz karar çıkmadan karar çıktı gibi yaptı. Çünkü ticaret odası başkanı da seçilmiş değil ki atanmış. Tek adaydı. Tek aday olursan Ankara'dan belirlenirsen Ankara'yı dinlersen tüccarı değil. Tüccar batmış gitmiş yok. Bir sürü iflaslar olmuş. İşte bizden yani ben şimdi geçen muhasebecimi aradım. Konkordat da ilan edelim biz. Eminim. Modoya uyalım diyorsunuz. Tabii şimdi herkes şey diyor. Biz de konkordat da ilan edelim başka. Başka yapacağımız koca bir şey. Koca holdingler değil mi? Onlardan evet, daha mı zenginiz diyorsunuz. Evet. Yok diyor. Anlatamıyoruz. Yani yok demek. Yani emin ol. Bunu derken de utanıyoruz. Hani evet. Ben şeyi dinledim. Kaşı Beyazı kebapçı. O da konkordat da ilan etmiş. Adam diyor ki gülüyorlar bizi. Kebap satmayla konkordata ilan edilir mi? Onun büyük inşaat firması da var. Oradan herhalde. Şimdi biz de adam zannediyor ki ekmek de bunlar parayı götürüyor. Emin ol fırın, uncu, mayacı falan geldi mi kaçıyoruz. Şimdi eskiden. Şimdi her gün eskiden bizim önümüzde para kazanırken en az 5-6 uncu uğrardı. Şimdi telefonumuz açık mayoncu. Vallahi. Gelsin diye oradan 8 çuval, 10 çuval alsın. E her gün almalısın şimdi yaptığın ekmekten. Her gün o parayı toparlayamıyorsun ki. Ertesi günde her gün bir çuval eksik alacağız. Onun için diyorum yani. Şu bir ay içinde en az 500 fırın kapanır. İstanbul'da. Daha uncu un vermiyor. Türkiye'de de böyle. Her yerinde Türkiye'nin tabii. Yani İstanbul sadece, halk ekmek falan dedik ama Türkiye genelinde de böyle. Birçok belediye bu işlere giriyor. Ya ben bir sürü dünyadaki şeyleri inceledim. Devletler, belediye. Ya Türkiye gibi beni halk ekmek diye bir ekmek yok. En fakir ülkede bile yok. Devlet ekmek üretmiyor. Bu ne kafa bilmiyorum. Ya kardeşim her türlü serbest piyasayla yönetilmiyor muyuz? Yönetilmiyoruz. İyi değil. Yönetilmiyoruz. Kalktı o eskidendi. Demokrasiyle yönetilmiyoruz. Bana soruyorsun. Peki bir de şunu hani şimdi, atlamayalım. Şu zincir şimdi, marketlerde satılsın mı örneğin ekmek? Bu da bir çözüm olmaz mı? Yani ona her şey satılıyor. Hani ekmek ya biz onu çok, ona gücün yetmez bak. O zincir marketlerin iki tanesi kimin olduğunu herkes biliyor. Herkes biliyor yani. Sahar Sultan bilmiyor. Ona senin benim gücüm yetmez. Bak 8000 tane. O ne der? Adam bakanı görmüyor musun? Bakanı sanki o atamış. Bakan gidi ona soruyor ki ekmeği kaça satalım? Fırıncıya sormayın. Anla ne demek istedim. Onun için o zincir marketler ekmek zincir marketler Cumhurbaşkanımız başbakanken
Dedi ki israfa parmak bastı. Çok doğruydu. İlk kampanyayı ben yaptım İstanbul'da. Bayat ekmeğe götür, tazeyi götür. O belediyeler bile anlamadı. Bizim yöneticiler anlamadı onu. Hı hı. Belediyeler bile anlamadı. En büyük israfı bir ay çalıştırdım 4 tane kızı. En büyük israfı zincir marketler yapıyor. Türkiye'de ekmekle ilgili. Alabildiğine bir köşeye ekmek yırmış. Sandviçinden tut her çeşit ekmek. Sattığının parasını ver, hiç satamadığını ertesi gün geri. İsrafı önlemenin tek bir yolu var. Ekmek iadesini kaldıracaksın ama senin gücün o marketler, o zincir marketlere yetmez ki. Bunlar iade ediyor tabii. O zincir marketlerin babası başta duruyor. O yani yapacağın bir şey yok. Peki Sayın Koli var. Ekmek satmamak diye ona bak. 8 bin market ne demekti biliyor musun? Doğru. Reklamlarda öyle. 8 bin market en azı 200 ekmek satsa kaç ekmek eder? Çok ekmek eder. Hesabını sen yap. Tabii. Peki bir şey diyeceğim. Yani tüketici ne yapsın? Hani son sorum da bu olsun. Siz şimdi üreticisiniz ama bir yanınızda da siz de tüketiyorsunuz. Bak yani... tüketici var ya tüketici. Ha. Esas zaten geleceğiz, döneceğiz oraya da. Değil mi? Esas suç onda zaten. Ben yıllardan beri yalvarıyorum. Ekmeğini fırından al. Maliyeti düşük olsun. Fırıncı kazansın. Fırıncı servis yapmasın. O arabayı çalıştırmasın. O şoförü çalıştırmasın. Fırından aldığın zaman benim maliyetim düşük olur. Bir de o aradaki iskonto dediğimiz şey var ya. Prim. Onu da vermeyelim. Biz şimdi de öyle. Bizim gelsin fırınımızdan alsınlar. Biz söz veriyoruz. 1,5 liraya bir sene ekmeği satacağız. Bak ne diyorum. Bizden ekmeği alsınlar. Dışarı vermeyelim ekmek tezgahtan. Öyle vatandaş nerede var? 10 liralık 15 liralık sigarayı içiyor. O içenler için diyeyim, o terbiyesizler. Emin ol. Gidip ekmeğe, bak ekmeğe 25 kuruş zam yaptıkları zaman 1,5 lira, 4 ekmek alsa ayda kaç lira fark ediyor biliyor musun? 4 ekmek parası fark ediyor. 4 lira. 4 liraya laf ediyor. Her gün 30 lira artıyor. 30 liraya laf ediyor. 30 lira 3 paket sigara bile etmeyin. Bir sigara 13 liraymış. Evet. 3 paket sigara 40 lira. 2,5 paket sigaraymış. İçme sigarayı al şey. Vatandaş bu hükümetin en büyük yanlışlarından da biri o. Son 13 bir milyon kişiyi hazır besledi. Vatandaş hazır yemeğe alıştı. Evet. Diyor ki benim bir ekmeğim var. Ekmek senin değil kardeşim. Ekmek fırıncının. Parayı verirsen alırsın. Hı. Cumhurbaşkanımız diyor ya. Ne kadar köfte o kadar para. Şimdi her fırının ekmeği temizlik bakımından, kalite bakımından aynı değil ki kardeşim. Sen nasıl dersin ki bütün ekmekler 1.25'ten satılacak? Rahmetli Erbakan Başbakanken öyle bir şey demişti. 18 lira idi, 15 lira olacak. Yaptırmadık biz. Yeah. Bu da aynı ona döndü. Yok, bizi dinleyecekler. Peki. Gerçekten bak Çetin Bey de, o da başkanı da. Herkes doğru değil. Sayın Koli var. Bitmiş. Süremi çok açtım. Çok teşekkür ediyorum. Ben tabii teşekkür ederim. Bu sürelere sığacak bir konu değil ama yine bayağı etraflıca konuştuğumuzu düşünüyorum. Çok sağ olun, katılıp katkıda bulundunuz. Evet, programın sonuna geldik. Hafta başı tekrar görüşünceye dek hoşça sağlıcakla kalın efendim.